Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Evet, dersimizin konusu 24. mektup. Bu 24. mektup tabi çok müşkil, zor bir konu. Biz de tabi elimizden geldiği kadar. Biz bunu 4-5 kişilik bir grubumuz var. Ayrı böyle ders yaptığımız. Enfüs imanları. Yani bunu söylüyorum ki hak hukuku gözetelim diye. Yani zannedilmesin ki bir kişi oturdu bunu böyle düşündü taşındı. Yaklaşık yani bir yıla kadar sürdü yani bunun müzakeremiz. Her hafta ve 2-3 saati bulan müzakereler neticesi. Tahtayla beraber. Vay be, kaç kişi? 4-5. 4-5 kişi. Yani bir sene kaç? Bir sene var abi. Her hafta hemen mütemadiyen düzgün yani şey yaptık, böyle 2 saatten fazla dersler oldu. Müzakereli tabii, tahtada böyle. Yani onu söylüyorum ki, her orada bir hukukun yani beraberce yapılmış bir ders. Bunu elimden geldiği kadar, bunu bir iki yıl oldu tabii biz bu dersi yapıp bitirelim. Ben biraz daha çalıştım, hatırlayayım ne konuşmuştuk, ne düşünmüştük, nasıl ilişki kurmuştuk orada diye. İnşallah elimden geldiği kadar ifade etmeye çalışacağım. 24. mektupla ilgili yani hem içeride neler bahsedeceğiz bu konuda, yani bu derste hangi soruların cevabı bulunacak, biraz da merakımızı celbetmesi için, malum merak olunca arkasından ilim de geliyor, hem merakı celbetmek için hem de bu derste neler anlatılacağının gözükmesi için sorular şeklinde şeyler yaptım. Birinci soru, bu derste cevabı bulacağımız soru, tılsım-ı kainat ve muamma-ı hilkat nedir? Bu külliyatta farklı yerlerde, biraz da ifadeler değişik de olsa hemen hep aynı ifadeler geçiyor. Bunun farkı ne, bunu göreceğiz. İkinci, ille-i gaye ile dâi ve muktezi nedir? Bu da 24. mektupta kullanılıyor ama ifade edildiği, anlatıldığı yerde 18. mektup. Oradan okuyacağız. Onu da bir şekil haline getirdik. Orada onun farkını anlatacağız. Ve 24. mektup ille-i gaye ve dâi ve muktezinin anlaşılması üzerine kurulmuş, kurgusu onun üzerine kurulmuş bir ders. Üstad bu şekilde ifade etmiş. Onun için o iki ifade burada çok kritik. Onu zaten ona geleceğiz ileride. Üçüncü, şunat-ı mukaddese nedir? Yaratılışla ilişkisi nedir? Yani derste çalışıyorlar. Tevafuk etti, iyi oldu. Mukaddes münezzeh derste herhalde sonraki haftalarda gelecek. Dördüncü soru, mevcudat devamlı bir surette neden değişiyor, yenileniyor? Bu şekilde faaliyet ve değişimin Allah'a bakan yönü nedir? Yani bu sorunun cevabını bulacağız inşallah. Beşinci, sonsuz şekilde farklı kayıtlar yapılıyor. Bunun sebebi nedir? Ne işe yarayacak? Bu kadar kayıt yapılıyor. Saymın külliyatında çokça geçiyor. 24. mektupta da bu ifade ediliyor. Bu kayıtlar ne işe yarayacak? Neden bu kadar kayıt yapılıyor? Altı, ahiret hayatının, cennet hayatının insana bakan ve zat-ı ilahiye bakan gayesi nedir? Yani bu iki ifadeyi ayırıyoruz. İnsana bakan ve de Cenab-ı Hakk'a bakan gayesi nedir? Ne bir Allah'ın gayesi nedir? Yedi, yaratılışın hikmeti kıyametle son mu bulacak? Ahirette ne surette bu hikmet işleyecek? Yani bir bekadan bahsediyoruz, değil mi? Beka-i uhrevi var. Peki burada bir yaratılışın hikmetini biz hep konuştuğumuzda dünyadaki hikmetlerini konuşuyoruz. Yani alem-i şehadettekinde bunun beka aleminde bu hikmet nasıl işleyecek? Bunu da inşallah ifade edebileceğiz. Yani kendimizce bir ifade şekli bulduk. Sekiz, bu kainat fabrikasından çıkan netice ürün nedir? Bunun da inşallah sonunda bunu da ifade etmeye çalışacağız. Şimdi bu ders tabi sorular 24. mektubun, şimdi biraz sonra onları da bahsedeceğim. Biraz oldukça uzun. İlk kısmı yani bir ders muhtemelen olacak. İki hafta. Ondan sonraki hafta da şu 5. sorudan itibaren aşağısı 2. derste de olacak muhtemelen. İlk 4 soruda bu derste ifade edeceğiz inşallah. Evet.
Şimdi 24. mektubu başlamadan önce hem hazırlık olması, zihinleri toparlamak maksadıyla 24. mektubun Risale-i Nur külliyatında nasıl ifade edilmiş? Yani 24. mektupla ilgili üstadın ifadeleri ve abilerin birkaç ifadesi var. Ne demişler 24. mektup hakkında? Birinci şey mektubatta var. Sayfa 372-373'te geçiyor. Hem bütün ukulü hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırrı hıkkati alem ve tılsımı kainat denilen ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın icazıyla keşfedilen o tılsımı müşkül füyuşa, o muammayı hayret numa, 24. mektup, 1, 2, 29. sözün akilindeki remizli nükte, 3, 30. sözün tahavvülat-ı zeratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiş. Keşfedilen şey ne? Sırr-ı hikmet-i alem ve tılsım-ı kainat. Tın icazıyla keşfedilen tılsım-ı müşkül kuşa olmamayı hayret bulma. İşte bu ifadeler başta da söylemiştim. Keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyet-i hayret numanın tılsımını ve hırkat-ı kainatın ve akıbetinin muammasını ve tahavvülat-ı zerrattaki harekatın sırr hikmetini keşf ve beyan etmişlerdir. Meydandadır, bakılabilir. Biz şimdi 24. mektubu okuyacağız. Hem bir fil gösterdim ki, İslamiyet'in esasları o kadar derindir ki, felsefenin en derin esasları onlara yetişmez. Belki sathi kalır. 30. söz, 24. mektup, 29. söz bu hakikati bühanlarıyla ispat ederek göstermiştir. Demek ki bu 30. söz, 24. mektup ve 29. söz, felsefenin esasları buraya yetişemiyor. Zaten buralarda, yarı yollarda kalmışlar. Diğer bir mehazda, tılsım-ı kainatın üç muamma-i mühimmesinden birisinin haline muhtasar bir işarettir ki, o muammalardan birisi 29. sözde, ikincisi 30. sözde, bu üçüncüsü ise 24. mektupta Kur'an-ı Hakim'in sırrıyla tamamıyla keşfedilmiş ve o muamma açılmıştır. Yani çok iddialı ifadeler yani Fethullah Üstad. Çok kendinden emin. Oraya vardır. Bir zaman sonra Lillahi Hamd Kur'an-ı Müzül Beyan'ın feyziyle sırr-ı kayyumiyet noktasında azim, hassiz bir hikmet, bir gaye göründü ve onun ile tılsım-ı kainat ve muamma-i hilkat tabir edilen bir sırr-ı ilahi anlaşıldı. 24. mektupta tafsilen beyan edildiğinden burada yalnız icmalen 2-3 noktasını 3. şuada zikredeceğiz. Yani 24. söz bu konunun tafsilen beyan edildiği yer. Şimdi orada bir cümle şey yapalım, tamam. lazım olduğu için. Kur'an'da 40 icaz manevisi var. Bunlar Risale-i Nur'da da caridir. Bir tanesi de şu. Kur'an'ın gidişatına bakılırsa bir ciddiyet gözüküyor. Yani bana öyle geliyor ki, zannediyorum ki galiba her hafta tahmin ediyorum gibi tabirler kullanmaz. İnsanı tereddüde düşürür. Öğrendiklerini de zan altına bırakır. Kur'an'ın gidişatına ciddiyet vardır ve kesinlik vardır. Yani bakıldığı zaman Kur'an'da böyle bir tabirler yok. Herhalde öyle geliyor ki galiba, zannediyorum ki hadiste de böyle. Yok. Risale-i Nur'da da aynı kanun cari olduğu için tamamiyle keşfedilmiştir. Yani öyle bir iddia, yani acaba sını bırakmıyor. Kur'an'ın 40 icazından bir tanesi de bu. İnsanın tatmin ol. O da Risale-i Nur'da güzel. Evet. İşte bir tanesi bu. Bir diğer şey de, bu defa 24. mektubu çok kıymetli, çok ince, çok derin, aynı hakikat gördüm. Ömürdağ dakikasında geçiyor. Bu son şeyde Mehmet Feyzi abinin, hem hakaiki imaniyenin en son ve en müşkil ve en derin ve bütün filozofları hatta hükema-i İslamiye'yi dahi hayrette bırakan çok mühim muammaları halleden 24. mektup. Mehmet Feyzi abinin bir ifade. Alimdir. Evet. 584 kitap mı bulunur şimdi yoksa? 850 küsür mü yoksa? 584 tarihli kitap bulunmuş Arapça. Böyle bir alim söylüyor. Öyle normal bir talebi değil yani bu. Feyzi abinin bir özelliği var. İşte polis taharisini araştırmadı, baskın yapıldığı zaman Arapça 500, Risale-i Nur'da geçen bu. 584 tane
Arapça kitap ele geçirilmiş. Elinde. Böyle bir adam söylüyor. Hani peki niye söylüyorsun? Kim söylemiş? Kime demiş? Ustada. Niçin demiş? Bu itimatı sarsılmış asırdaki insanlara demiş. Yani bu dört tanesi kime demiş? Ne makamda demiş? İşte bu dört tane soru olmadan o piyasada dolaşan isimler var. Yazılar var. Onlar gavur dahi olsa altına isim yazılması lazım. İslam ahlakında vardır. Çalmak haramdır. Bir mergup meta piyasada olsa da isim olsa hiçbir değeri yok. İşte bu adam bak 584. Şimdi ne oldu? Nasıl bakıyorsun şimdi? Okur musun Mehmet Tezabir bu ifadeden sonra? Hem hakaiki imaniyenin en son ve en müşkil ve en derin ve bütün filozofları hatta hükema-i İslamiye'yi dahi hayrette bırakan çok mühim muammalar halleden 24. mektup. O hem muhakkiktir, hem mudakiktir. Böyle bir insandır. Kim demiş, bu demiş. Evet, evet burada geçen ifadelerde mesela tılsım kainat ve muamma-i hikat tabir edilen bir sırr-ı ilahi anlaşıldı diyor. Bu sırr-ı ilahi de böyle işaret, şekil olarak gösterirsek tılsım-ı kainat ve muamma-i hikat. Bunlar neler? Tılsım-ı kainat deyince şu kainatın tabiratındaki maksat ve gaye ne olduğu, bu tılsım kainat, bu 24. mektupta 30. sözün ikinci maksadında ifade ediliyor. Muamma-i hilkat ise sırr-ı hilkat-i alem, mevcudatın nereden nereye, necisin üç suali müşkili. Yani külliyatta bunlar bazen muamma, tılsım kelimeler değişse de genelde hemen çoğunlukla bu ifadelerle geçiyor. Demek ki tılsım-ı kainat, kainattaki tahvilatın maksat ve gayesinin ne olduğu, muamma-i hilkat ise mevcudatın nereden nereye, necisin üç suali müşkili. Bu da 29. sözde, 30. sözün birinci maksadında ifade edilmiş. Şimdi 24. mektuba başlayabiliriz inşallah. 24. mektup, şimdi bugünkü derste 24. mektubun soru ve sorunun ilk cevap kısmı, başlangıç kısmı. Ne okuyacağız? Daha sonra 5 tane remiz var. O 5 remizden ikinci remizi, şuunatın bahsedildiği bir silsilenin olduğu ikinci remizi okuyacağız inşallah. Tabii 24. mektupta sual aslında oldukça ilginç bir sual. Biz bunu daha önce birkaç kez okumuştuk Harun abiyle, birazcık da Dokur abiyle bir beraber müzakere etmiştik az da olsa. Soru ilginç, bir soruyu okumamız gerekiyor. Çünkü soru hakikaten böyle sağlam bir soru. Soru kendisi cevaptır. Evet. Soru evet. Kendisi cevaptır. İşte bu zordur. Niçin böyle gençlerin? Soru soru iken aynı zamanda sorunun içerisinde, soru sormanın içerisinde cevabı da var. Soruda cevap. Hani dert, derman derdin içinde. Evet. Dert benim, dertler bana dermanmış. Dertler derman olur. Başka bir tanesini söyleyeyim. İlimle hiçliğini anlıyoruz. Cahil olduğunu anlıyoruz. İlimle hiçliğini anlar mı? İlim işte, ha işte o okkalı dedin ya, cevaptır kendisi. Mesela 16. söz de böyle. Kendisi cevap. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yef'allahu mâ yeşâ ve yahkümü mâ yurid. Burada iki ayet var. Yef'allahu mâ yeşâ bir ayet. Ve yahkümü mâ yurid. Başka bir ayet surede geçen. Allah dilediğini yapar ve dilediği gibi hükmeder. 14'e 27, 5'e 1. Bu iki tane farklı. Peki ne yaptı? Sıra ile mi geliyor o Kur'an'da o ayet? Yok değil, ayrı ayrı. Nerede okudun? Biri 14. surede 27. ayet, biri 5. surede 1. ayet. Niçin söyledim? Bu atıfı, atıf yapıyoruz ya, ustad onun altına gelseydi, onunla onu izah etseydi, onu oraya koyardı. Tenkitleri oluyor ya. Bunun fiili bir örneği Asay Musa'dır. Aha Kur'an'da yapıyor. Bak sanki ayeti, beş beşe... Sanki, tabii beraber öyle zannediyordum mesela, hani tek bir ayetmiş gibi. Tek ayetmiş gibi, değil. Mesela başka, oradan anladığını
hulasa ediyor mesela. Diyor ki Rabbehu, Rabbi inimesene durru, Rabbehu inimesene. O Rabbine nida ettiği zaman biz Rabbi diyeceğiz. Buna en güzel delillerden Hizbul Kur'an'ımızdır. Hizbul Kur'an o büyük cevşendeki Kur'an. Kur'an'ı şey yapmış ya sahabe. Yani bak, bak bakalım Kur'an'a şey, ayetleri almış bak nasıl değişmiş. Münacat-ı Kur'an mı? Münacat-ı Kur'an he. Yani yer yer ben bu arada gündelik şeyler olunca onu gönderme yapıyorum yani. Tabii aslında o, orası bile bir sürü şey. Bir sürü şey cevabımız oldu bakın. Oradaki ayet işte. Anladın mı? Nerede, niye koyuyorsunuz? Nerede geçiyor? Kur'an'da ustad uyguluyor. Aynen. Sanki aynı peş peşeymiş gibi değilmiş. Evet. Sual, Eazim ve Esma-i İlahiyeden olan Rahim ve Hakim ve Vedud'un iktiza ettikleri. Eazim ve Esma-i İlahiyeden olan Rahim, Hakim, Vedud'un iktiza ettikleri şefkatkerane terbiye ve maslahatkerane tedbir ve muhabbetdarane tartif nasıl ve ne suretle müthiş ve muvahhiş olan mevt ve adem ile zeval ve firak ile musibet ve meşakkat ile tevfik edilebilir. Üç tane esma. Rahim, Hakim, Vedud. Tam da tevafuk ediyor usta. Şefkat pervarane terbiye Rahim'in karşılığı. Yani onları tasnif edecektim ama çok uzuyordu. Tamam. İfade edeyim sadece dedim. Hakim ismi maslahat kerane tedbire, Vedud esması da muhabbet darane taltife ifade geliyor açılımları şeklinde. Hiç kışır var mı Risale'de? Bakın kışır var. Yani muhtemelen mevt, adem, zeval, firak, musibet, meşakkat üçlemeleri de aynı. Mesela mevt, adem, rahim esmasının zıttı, yani zıt açılımı gibi diyelim. Zeval, firak, hakim esmasının, musibet ve meşakkatte Vedud esmasının bunu zıttı. Çünkü musibet ve meşakkatı Vedud müsaade etmiyor. Evet. Onun zemininde yapılıyor. Evet. Yani soruda bu esmalar varken bunların tam zıtları da var. Bunlar nasıl tevfik edilebilir? Soru bitmiyor, devam ediyor. Haydi insan, saadet-i ebediye gittiği için mevt yolunda geçtiğini hoş görelim. Yani bizim de genelde sorularımızın cevabı insan temelli olduğu için insanın saadet-i ebediyesi, cenneti, bekay-ı uhreviye mazhar olacağı noktasında değil mi, imanımızla bizim aldığımız derslerde bunu ifade edebiliyoruz. O zaman mevt ademin aslında mevt adem olmadığı bir daha güzel bir aleme geçiş kapısı olduğunu biliyoruz. Diyor ki zaten insan için diyor, saadet ebediye gittiği için mevt yolunda geçtiğini hoş görelim. Fakat, şimdi zor tarafı geliyor. Bu nazik ve nazinin ve zihayat olan eşcar ve nebatat envaları ve çiçekleri ve vücuda layık ve hayata aşık ve bekaya müştak olan hayvanat taifelerine, tamam insanda anladık bir derece bir ifade var. Peki nebatat için, hayvanat için mütemadiyen hiçbirini bırakmayarak ifnalarında, gayet süratle onlara göz açtırmayarak idamlarında, onları nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında, hiçbirini rahatta bırakmayarak musibetlerle tayirlerinde, hiçbirini müstesna etmeyerek öldürmelerinde ve hiçbiri durmayarak zevallerinde ve hiçbiri memnun olmayarak firaklarında hangi şefkat ve merhamet var? Hangi hikmet ve maslahat bulunur? Hangi lütuf ve merhamet yerleşebilir? Bunlar da o üç esma ile ilişkili gene. Soruyu anladık galiba, değil mi? Anlamadım ben bir daha. Anlamadım. O anlamadık diye geri gelsen hiç bir şey yapamayız. Anlamadık ya. Ama soruyu hemen kısaca şöyle. Özetini söyle bize sana. Üç tane esma var. Eazim Esma ile yerden. Rahim, Hakim ve Vedud. Bunlar varken mevt, adem, ondan sonra zeval, firak, musibet ve meşakkat nasıl olabilir? Hadi insan için ebedi bir saadete geçtiği için bunlar başına gelse de önemli değil. İnsan için ebedi saadete gidecek. Mevt, ölüm daha güzel bir alemin kapısıdır. Musibetler daha bizi terakki edip o alemde mükafat alması içindir dedik. Bunu anladık. Peki nebatat ve eşcar ve hayvanat için bunlar da hepsi
ifnaya uğruyorlar, idamlara, çalıştıra, meşakkatle, musibetlerle öldürüyorlar, zevallerle, firaklara mazhar oluyor bu çiçekler, hayvanatlar, nebatat. E peki bunlar için nasıl tevfik edilebilirmiş? Yani onların cenneti yok. Onların cenneti yok. Onlar ebedi bir saadete gitmeyecek. Onlar geliyor, bir gün kelebek yaşıyor, gidiyor. Soğukta, karda, kışta ölen, yaralanan envatür. Hani belgesel seyredersen görüyorsun zaten yani. Bir sürü baktığında ve buralardan da bir sürü sıkıntılar çıkıyor yani. Yani nasıl Cenab-ı Hak buna izin veriyor şeklinde. Soru bu. Hemen cevabı okuyalım. El cevap, dahi ve mukteziyi gösteren beş remiz ile gayeleri ve faydeleri gösteren beş işaretle şu suali halleden çok geniş, çok derin ve çok yüksek olan hakikati uzmaya, uzaktan uzağa baktırmaya çalışacağız. Bu hakikat neymiş? Çok genişmiş, çok derinmiş, çok yüksek olan. Hem yani derin hem yüksek. Bu Esma'ya bakıyor. Rahim, Hakim aynı. Öyle mi? Onlara. Evet. Bakmıştım. Rahim genişe, Hakim derine, öyle mi? Vedud evet. Yükseğe. Evet. Yani tevaf yani şey. Acayip hiç şey yok. Soru da zaten yukarıda var zaten işte. Evet. Onlar da ona bakıyor. Evet. Sorumuz bu. Demek ki dahi ve muhtesini gösteren beş remiz, gaye ve faydaları gösteren beş işaret. Ve şu suali hallediyor usta. Burada soru ilginç olan şu. Soru nebatat ve hayvanatın nasıl tevfik edileceğini soruyor. Ama üstad öyle bir anlatıyor ki nebatat ve eşya hayvanat değil, bütün sistemi anlatıyor. İnsanın da aslında daha bilmediğimiz, az önce söylediğimiz saadet, ebediye vesaire dediğimiz kısmın daha ötelerini insan içinde anlatmış oluyor. Yani bu soru sanki insanı biliyorsun anlatmayacağım, sadece nebatat hayvanat için soruyorum dese de gelecek cevap bütün yapıyı, bütün sistematiği anlatıyor. İçinde hem nebatat hayvanat anlıyoruz hem de insanın nasıl bu işte bu esmalarla nasıl şey olduğunu, sistemin nasıl çalıştığını aslında anlamış olacağız. Şimdi 24. mektubun bu az önce bahsetti, 5 işaret, 5 remiz. Onlar nelerden bahsediyor? Hemen böyle 24. mektup deyince ne anlamamız gerekiyor? Neler var? Böyle bir içindekiler şeklinde hemen ifade edelim. 24. mektup iki makamdan oluşuyor. Birinci makam, ikinci makam. Birinci makam dahi ve mukteziden, İkinci makam gaye ve faydelerden bahsediyor. Birinci makamda 5 tane remiz var. İkinci makamda da bir mukaddeme, 5 tane işaret var. Şimdi birinci remiz, benim böyle bir cümleyle ne o geçtiğine, hiçbir şey, hiçbir zehir ona karşı hak dava edemeyeceğinden bahsediyor. Yıkar, bak kulasa ediyor. İkinci remiz, kafi gelmeyen masnuatın büyük gayeler ve şuunattan bahsediyor ki okuyacağımız yer burası. Yani birkaç şekil şemanın çıktığı kısım burası. Burayı daha çok okuyacağız. Hani diğerlerinde de zaten onları farklı yerlerden açıklıyor, izah ediyor. Ama burada böyle biraz daha silsile halinde bir ifade olduğu için orayı okuyacağız. Üçüncü remizde eşyadaki cemal ve kemalin Esma-i İlahi'ye ait olduğunu, bu noktadan da şeyin olmadığını, yani meşakkat, zevalin olmadığını, sonuçta bunlar Esma-i İlahi'ye ait olduğunu, o noktadan bir izah var, çok güzel böyle şumurlu. Model olarak kullanıyor. Evet. Mevcudatı, Esma. Modelliği biraz birincileri anlatıyor. Hı. Modeldir diyor, model itiraz edemez diyor. Bu üçüncü remizde her şeyin aslında hakikati Esma-i İlahi'ye dayanıyor. Olan bir tane Esma-i İlahi'ye zaten. Yani onlarda da bir şey yok, bir sıkıntı yok. Evet. Mevzusu. Yani kabaca öyle bir ifade var. Dördüncü remiz, Cemal Kemal'i görmek ve göstermek istemesi sırrınca bu Esma'nın tezahürü olduğunu, bu nedenle de bir sıkıntı olmadığını tabiri caizse. Yani Cemal ve Kemal'i görmek, göstermek sırrını aslında burada biraz izah ediyor. Ve bu sırrın gereği olarak Esma tezahür ediyor. Gene Cemal Kemal var ortada. Yani sıkıntı o noktada yok gibi. Böyle anladığım yani ifade edebileceğimiz. Beşinci remizin iki nüktesi var. Birinci nüktede vücud vacibe nispet ile bir an vücut diyor. İntisap ve nispetiyetten bahsediyor. Birinci nüktede. İntisap sırrını anlatıyor. Bir an bile olsa yani meşakkat her şey yeter. Vücudun çıkması yeterli. Ona yeterli. Vacibe vücuda bir an bile nispete uğradığı zaman, intisap ettiği zaman gerek yok diyor yani. Gerisini konuşmaya gerek yok. Az çok yaşamış, çok önemli. Daha önemli değil. Yani o noktadan ifade ediyor. Orası da çok ilginç. Yani hani hepsi okunsa
zaten şeyler. İkinci nükte, dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü olduğunu, malum orayı hatırlıyorsunuz. Ahiretin mezrası, dünyaya bakar. Bir de Esma-i İlahiye, değil mi? O şekilde Esma'ya bakan yüzü. O noktadan ifade ediyor. Birinci makam bu. Bu dâhi ve muktezi'yi anlatan bu kısım. Gaye ve faideleri anlatan kısım ise mukaddimede iki tane mefas var. Bu beş işaret benim gördüğüm kadarıyla bu taraftan daha derin. Daha yani külliyatta çok da ifade edilmeyen kısım. Bu mukaddemede iki mefasta aslında bu beş işarete nasıl bakılacağını ifade ediyor. Üstünde mukaddime zaten. Birinci mefasta neden bahsediyor? Böyle hemen üstünden geçeyim. Buradaki temsilattan, ekser temsiller bir bürhan-ı yakini, birer hüccet-i kat'a hükmündedir. Temsiller bir hakikatin ucunu gösterir. O kanuniyeti aslında ispat etmiş, yakini bir şekilde ispat etmiş olur diyor. Bir çiçekteki olan, bir şemste de, semeratta da olan şey ifade etmesini temsilatla bu uzak hakikatler yakın gösterir diyor. Böyle bir temsilat yolu zaten yapıyor. Bu işaretler hep temsillerle gidiyor ki o ifadeler, çok zor olan ifadeler temsillerle ifade ediyor. Bir hakikatin ucu gösteriliyor ve o hakikat aslında ispat edilmiş oluyor. İkinci mefaz, her bir mevcudun üç kısım gaye ve hikmeti olduğu şeklinde bir yaklaşım, yani olayı nasıl ifade edeceksin, bu yoldan git şeklinde bir ifadesi var. Bir, saniye bakar diyor. İki, zişura bakar diyor. Üç, nefsine, hayatına ve bekasına bakar diyor. Bir çiçeğin veya bir meyvenin gaye ve hikmeti bu üç şeye bakar diyor. Bu üçünden yürü diyor ve beş işarette de bu üç noktadan ifade ederek temsilatla gidiyor. Burada beş işarette hemen böyle hızlı onu da söyleyeyim. Birinci işarette hüviyet ve suret ve manaların kaydediliyor. Kayıt sisteminin olduğundan bahsediliyor. İkinci işarette sergüzeşte hayatiyelerden bahsediyor. Bu kayıtlardan sergüzeşte hayatiyelerin oluşması, ruhaniyata mütealakâh olması ve hakaiki gaybiyenin oluşmasından bahsediyor. Üçüncü işarette bunun bir üst şeyi olan menazir-i semediyelerin oluşmasını anlatıyor ve semerat-ı uhreviyelerin meydana gelmesini anlatıyor. Dördüncü işaret, bunlar çok yani hani kelime kelime koydum, biraz zor ifade etmek. Yani olarak okuyacağımız zaman biraz onu da biraz şekle dökmeye çalıştık, ifade edeceğiz inşallah. Dördüncü işarette Esma'nın mukteziyatından bahsediyor ve tesbihattan bahsediyor. Beşinci işarette şuunat-ı subhaniyeden ve meşahid-i ilmiyeden bahsediyor. Yani bu taraf daha böyle ilginç ve külliyatta ben tabir ediyorum. Yani başka ifade edildiği yer yok. Şuunat-ı subhaniye diye mi geçiyor? Var evet bu ifade. Yani oradaki olan ifade. Adem gibi mi? Yani 24. mektup bu şekilde. Şu an yavaş yavaş giriyoruz. Şimdi 24. mektubun ne yaptık? Sorusunu okuduk. El cevap dedik. El cevapta ne demişti? Dâhi ve muktazıyı gösteren beşremiz, gayeler ve faydeleri gösteren beş işaret var demişti. Ve 24. mektubun ve 18. mektupta da bu zaten anlatılıyor. Bu yapıyı anlama üzerine kurulmuş. Bunu bilemezsek 24. mektupta yürüyemeyiz, anlayamayız. Şimdi okuyacağımız yer 18. mektubun 3. meselesi. Malum burada da 24. mektuptaki soru hemen bu. O soru aynı ve cevapta çok kısa, bilhassa bir şekilde hemen aynı ifadeler var, yakın ifadeler. Biz buradan dâhi ve muktazi ve ille-i gayenin anlatıldığı kısmı okuyacağız. Ki 24. mektuptaki ana omurga bunun üstüne kurulmuş. Bunu anlayalım ki orada rahat rahat yürüyelim. Yani bu odur, bu budur deyip üstad çünkü başta el cevapta ne dedi? Dâhi ve muktazi'yi gösteren. Beş işaret, gaye ve faydeleri gösteren tersi remiz, öbürküsü işaret şeklinde beş işaret diye ifade etmişti. Onun için biz o iki ifadeyi şu an anlamamız gerekiyor. Okuyorum 18. mektuptan. İşte nasıl ki bir şahıs bir vazife-i fıtriyeyi veyahut bir vazife-i içtimaiyeyi yapsa ve o vazife için hararetli bir surette çalışsa, elbette ona dikkat eden anlar ki o vazifeyi ona gördüren iki şeydir. Bir şahıs bir fıtri bir vazifeyi veya bir içtimai vazifeyi yapsa bu vazifeyi niye yaptığını nasıl anlarız? Onu hararetli bir surette çalışsa onu o vazifeyi yaptıran iki tane şey vardır. Birincisi, ben şuradan da okuyayım, oraya şekle döktüğümüz için.
O vazifeyi onu görülen iki şeydir. Birisi, vazifeye tereddüt eden maslahatlar, semereler ve faydeler. Vazifeye tereddüt eden maslahatlar, semereler, faydelerdir ki ona ne deniyor? İlle-i gaye deniyor. İkinciyi de okuyayım, şekli biraz olur, onun üstünde bir daha şey yapalım. İkincisi, bir muhabbet, bir iştiyak, bir lezzet var ki, muhabbet, iştiyak, lezzet var ki, hararetle o vazifeyi yaptırıyor ki, ona dâi ve muktazi denir, tabir edilir. Mesela, meselayı da biz burada şey yaptık, aşağıda. Yemek yemek, misalde biraz daha iyi anlaşılıyor. Yemek yemek, mesela yemek yemek, bu vazife. İştihadan gelen bir lezzet, bir iştiyaktır ki ona yemeğe sevk eder. Bak, yemek yemek bir vazife. Niye yemek yiyoruz? İştihadan gelen bir lezzet, bir iştiyaktır ki, lezzet ve iştiyaktır ki onu yemeğe sevk eder. Bir sebebi budur. Bu dâi ve muktazidir. Onu yemeğe sevk eder. Sonra da yemeğin neticesi vücudu beslemektir, hayatı idame etmektir. Bu da nedir? Vazifeye tereddüt eden neticedir. Masla, semere ve faydadır. Bu da ille-i gayedir. O zaman şimdi yemek yemekten bunu anlarsak güzel oluyor. Misal oturuyor. Biz niye yemek yiyoruz? İki tane bizi yemek yemeye sevk eden şey var. Bunu böyle anlayalım diye kendi aramızda derste, biri sevk eden sebep, birisi de sonuca bakan sebep. Aslında ikisi de sebep. Bizi sevk ediyor. Biri sonuca bakıyor. Sonuç için ben yemeği niye yiyorum? Yani beslenmek ve vücudumu idame ettirmek için yiyorum, değil mi? Niye yemek yiyorum? Sadece bu mu? Bir de niye yiyorum? İştiham var, lezzet var, muhabbetim var gıdaya karşı, değil mi? O da dâi ve muktezi olur. Anladık değil mi bunu? Yani bu bunun üstüne zaten 24. mektup bunun üstünden gidiyor. Yani bu iki kurulu anlarsak orada şeyleri de, o ayrımı da anlamış olacağız inşallah. Tabii bunu nasıl ayırdık mesela? Bu evvel ismine, bu ahir ismine. Zaten bu evveline, bu ahirine bakıyor. Şu iki esma da rahmet ve vücut dedik. Burada şöyle bir şey var. Bunu hemen okuyayım. İsterseniz sizden bir fikir alalım. Doğru mu ifade ettik diye. Beslemektir. Öyle de velillahil meselü âlâ. Şu kainattaki dehşet engiz ve hayret mümahassiz faaliyet iki kısım esma-i ilahiye isnat ederek İki hikmeti vasıya içindir ki her bir hikmeti de nihayetsizdir. İki kısım esma-i ilahiye, hemen aklımıza celal ve cemal geliyor. Ama buradaki konu celal ve cemali'den farklı. Bu maslahat, semere, fayda vücut esması etrafında dönüyor. Çünkü yeri gelince okurken orada vacibül vücut esmasını kullanıyor. Onları anlatırken. Bu tarafta, bu kısımdaki esmaları anlatırken rahim esmasını ve o esmaları kullanayım. Yani o iki kısım esma, yani şeye de dikkat ederseniz, muhabbet, iştiyak, lezzet temelli, bir tarafta netice alma temelli, birisi vücut esmaları, vücut isminin esmalarına, birisi de rahim, rahman gibi rahmet esmalarına bakıyor diye öyle biz bir tasnif yaptık. Onu da biraz da şeyden, geçtiği kullanılan esmalardan öyle olduğunu düşündük. Ben bir şey sorabilir, söyleyebilir miyim? Sanki dâi ve muktazi alemi beşere bakıyor. Yani şöyle bak, alemi şehadete bakıyor. İlle-i gayet genel manada sanki ahirete, alemi ahirete bakıyor. Ahiret alemine bakıyor gibi. Yani alemi ahirete gönderdiğimiz aslında vücut buluyor. Burada da sadece nefsimize hizmet ederek hareket ettiğimiz zaman lezzet, iştiyak ve muhabbet bu nefse sanki biraz hizmet ediyor. Bu da rahmet karşılık gelmesi doğrudur. Çünkü rahmet ayırt etmeden herkese tecelli ediyor. Değil mi Hasan abi? Evet. Yani orada rahmet olur. Yani o biz rahmet biraz daha genel ifade demişiz. Yani belki tabii yanlış da olabilir. Hayır. Doğru. Kafir mümin fark etmeden muhabbeti var, iştiyakı var, lezzeti var. Rahim olsa Müslüman'ı kapsar. Yani. Rahman ve Rahim'dir belki. Evet, rahmettir. Evet. Mesela eğer ahireti denilirse bir tanesi Rahman, ötekisi Rahim olur. Ahiret olursa vücut olmaz. Vücut olur ama bir tire Rahim. Yani gene iş yaparsa o zaman burası şeydir. Rahmet ve Rahman olur.
Bu da rahim ve vücut olan. İkisi de doğru. Hı. O doğru. Ama şimdi biz ahirette taluk eden bir şey konuşmuyor. Tabii burada bu tamam bir ayrı. Ayrıma yok. Ahiretin ispatı yok. Yok. Burada insan yaşarken kafir mümin fark etmeden insan bir şey yapıyor. Gıdaya zafiyeti var. Bir, niye yaparız? Lezzet için yaparız. İşte hakkımız var mı? Kafirde de var mı? Kafir bunu yaptı mı ne olur? Maslahatı severiz, faydası var. Neticesi bu. Ahiret dünya yok. Tabii bu bir kaide. Genel zaten bu kaide hani böyle dünya ahiret anlamını ifade etmek içinden ziyade Cenab-ı Hak ama bunu da kullanabilirsin. Aynı kanı var. Evet. Yani bu işte yemek yemek de var. Yani en basit hani her gün yaptığımız fiilde bu şey var, kanuniyet var. Dâli ve muktezi, illeyi ve gaye. İlleyi gaye. Hepsini kapsadığına değil, yemek yemek. Çünkü kafirde de var. Şimdi bunu herhalde anladık değil mi? Yani şey yok. Fikret abi. Tamam. Şimdi o zaman metini okuyacağız. Metini ben okuduktan sonra birkaç tane şekil yaptık. O şekillerden de bu metinde okuduklarımızı böyle bir ifade edeceğiz. Ders bitecek. Yani ilk şeyimiz olacak ama burada tabii o şekildeki şeylerle beraber inşallah epey sorunun cevabı da gelecektir. Nasıl kabul edeyim mi? Şekil olunca hafızamız nasıl aldı? Yani şekillerimiz şöyle abi. Bunlara inelim. Şimdi birinci şekil bu. Yani onların oradaki silsileyi burada... Yok, biraz önceki yapmıştın ya. Hayır. Mesela 24. metre bak. Mesela bir geri gelir misin? Hani tamam. Yok bir daha. Ha bak. Yani tebrik etmemek mümkün mü ya? Sen ne yaptın şimdi burada? Külliyata daha çok muhabbet artmadın. Yani hafızamıza daha şey yapmadın. Ha dahi ve muhtazı varmış. Ötekisi de gayet ve faydeler varmış. Tamam mı? Ha 29. metre. Şimdi kim bunu okuyan bakan dinleyen diyecek ha vay be. Artık çıpırmayacak ya. Bu neymiş ya? Mukaddemeymiş ve bahsi şu bir sürü şey karışık değil kardeşim bak. Ama bunu görebilirsin, böyle yapabilirsin. E bak 4-5 kişi ahir zamanda bir araya gelmiş, senelerce uğraşmışlar, bu meyveyi çıkartmışlar, bize takdim ediyorlar, bize ancak Allah razı olsun demek düşer, insan olduğumuz için. İnsan olduğumuz için. İnsan olmayan başka bir şey yok mu kardeşim? İşte. Doğru. İnsan insansan iyiliğe mukabele etme şeyi vardır. Evet. Şu şeklini... Takdir etmemek mümkün değil diye söylüyorum. Allah razı olsun. Yani. Şeyde yani nihayette konuşacağımız sistemi ifade eden şeyde yapı da burası. Öf. Burada hani o şeyi buraya getireceğiz. Bu sonraki kısım. İki işaretlere bakalım. Vay be. İyi. Ha, şimdi metni okumamız lazım. Çok da uzun değil aslında. Bu şunatın ve o gayelerin bahsedildiği, silsile halinde bahsedildiği kısım. Çünkü buradan o şekil çıktı. Allah razı olsun. Başka. İkinci remiz. Burada ikinci remizde kitaptan okuduğumuz sayfa 286'da ilk kısımda şunattan bahsediyor. Alt kısımda gayelerden bahsediyor. Biz ilk önce gayeleri okuyacağız, o sırayla gidilen gayeleri. Çünkü üstad sonunda yukarıya bağlıyor tekrar. Diyor ki, en sonunda diyor ki, ben diyor o muhtaziler gösterildi bana diyor. Yani ilk başta ifade etti. Onun için biz devirerek okuyacağız. Alttan ilk başlayacağız. O en sona gelen kısmı sonradan okuyacağız. Sonra. Yani şu an ikincilerimizin ilk paragrafı okumuyorum. Çünkü silsile o şekilde, en sonundan oraya geliyor. Risalede de var, kıymet bahsine. Bunu anlaman için diyor, şurayı ilk önce oku, sonra başa gel diyor. Evet. Aynı şey yöntem var. Evet. Nerede anladınız? Şeyde, kıymet bahsinde. Beşinci işareti mi? Beşinci şeyi önce oku diyor. İkinci şu adam. İkine. Eğer eylifen sen diyor. Yani ama öyle koy, hayır. Geneli bu. Ama sen eylifen sen, öyle kafam biraz şeyse, Nane Molla ise ilk önce onu oku diyor. Hatırladınız değil mi? Evet. Gibi. Şimdi ikincilerimiz başlıyoruz. Bir zaman hikmeti beşeriyenin masnuatın gayelerine dair gösterdiği faydeler nazarımda çok ehemmiyetsiz göründü. Ve ondan bildim ki o hikmet abesiyete gider. Evet. Onun için filozofların ileri gelenleri ya tabiat dalaletine düşer veya sofist dahi olur veya ihtiyar ve ilm misali inkar eder veya halika mucibi bizzat der. Aynen. Düştükleri durum bu. Ya tabiat dalaletine düşmüşler ya sofistayı olmuşlar
ya ihtiyar ve ilmi saniye inkar etmişler ya da Halika mucibi bizzat demişler. Dört. Her yerde kullanılıyor. İşte o zaman rahmet-i ilahiye Hakim ismini imdadıma gönderdi. Hakim. Üstelik Nur Hakim ismine. Masar. Hakim ismini imdadıma gönderdi. Bana da masnuatın büyük gayelerini gösterdi. Fesbar. Abi çok özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Aklım az önce bir soru takılmıştı. Evet. Böldüğüm için de özür diliyorum. Yani bu Hakim ismini tekrar söyleyince bunu sormadan dayanamadım. Az önce Hasan abi, bir yüksek, bir derin, bir de geniş demişti. Evet. Şimdi bu sıralamada derine rahim yüksek. Hakim yüksek. Şey, genişe rahim. Yok hayır. Derine hakim. Derin hakimdi. Şimdi genişe hakim gelmişti. Yok, genişe rahim geldi. Derine yüksek. Ha özür dilerim. Tamam, doğru. Genişe rahim geldi. Tamam. Derine doğru. Hakim geldi. Yükseğe Vedud geldi. Yükseğe Vedud. Sıralama Vedud geldi, değil mi? Şimdi yüksek demek için bir yere alttan bakıyor olmak lazım. Derin demek için de yukarıdan bakıyor olmak lazım. Geniş demek için de umumi bakıyor olmak lazım Hasan abi. Harika ya. Hani bazen deliliği tutuyor ama. Ama güzel bir şey ya. Evet. Maşallah. Doğru. Yüksek demek için yüksekli değil aşağıda olmak lazım. Usta aşağı inmiş. Baktığı yerleri söylüyor. Baktığı yüksek diyor. Ocağı yüksek. Çıktı tepelere çıkarttı. Vay be ne derinmiş ya. Ondan sonra onun dışına çıktı. Vay be ne geniş. Mesleği de diyor ya, çıktım diyor, hepsine şeyler bıraktım diyor. Yani maşallah ya. İnsan oldu da ya. Hoşuma gidiyor ya. Yani ben... Yolcular akıllıdır ya. abi yani burada birinin berzah olduğunu düşünüyorum da. İnsani berzah. Evet. Böyle bir alemi gaybi alemi şehadete taşıdı. Bir tanesinin dediği gibi. Ya peygamberlere iman dedi ya, niye bu kadar yani imandan gelmiş ya, etmesem ne olur dedi mesela Adem Aleyhisselam. Ona dedim, etmeseydin sen zaten bu doğru. Alemi gaybı ve seni de, alemi şehadeti taşıdı, seni de sırtıyla buraya getirdi. Ya getirmeseydi orada kalacaktım ve kendini tanımayacaktım. Yani insani berzahtırlar. Çok güzel, elhamdülillah. Devam ediyorum. İşte o zaman rahmet-i ilahiye Hakim ismini imdadıma gönderdi. Bana da masnuatın büyük gayelerini gösterdi. Gayeler neydi? Gaye ve muktezi ve ille-i gaye, değil mi? İki ayrım vardı. Evet. Gaye ve muktezi demek değil şu an okuduğumuz. İlle-i gaye kısmına bakıyor. Neydi? Maslahat, semere ve fayda kısmı. Sonuca bakan sebep. Bu sonuç tarafı. Abi. Şeydeki şeklin öbür tarafı. Çünkü niye? Masnuatın büyük gayelerini gösterdi. Gaye kısmı burası. Bir, yani biz o madde bize ait tabi bir ifadesi. Yani her bir masnu öyle bir mektub-u Rabbani'dir ki neye bakıyoruz? Masnuatın büyük gayelerine bakıyoruz. Bu masnuat neden var? Gayesi ne bunların? Bir, her bir masnu öyle bir mektub-u Rabbani'dir ki umum zişur onu mütalaadır. Bu masnuat niye var? Masnuat mektubat-ı Rabbani'dir. Umum zişur bunu mütalaa eder. Bunun için vardır bu masnuat. Bu bir cevap mı? El cevap. Tabii cevap. Ama ne oluyor? Üstad ne diyor? Şu gaye bir sene bana kafi geldi. Yani ilginç bir sene. Sana o söz ifade çok durdurdum. Hatırlarsın. Yok, ben yeri duydum zaten. Çok hoşuma gitti o. Bir sene ifadesi. Bir sene. Sen ısrar ediyorsun diyorum ömrüm boyunca. Hala çiçek. Tamam. Bir sene. Ülfet balası buradan düçar oluyoruz. Ustadı dinlemiyoruz. O diyor ki bir sene. Bak bize de var. Kaldı 10 sene olsun. Evet. Yani 50 senede böyle aynı yöntemi kullanıyorsun. Geç. Geç artık da. Yo, mümkün değil. Bu kanun ilahi. Kur'an'a bile ülfet olmuş. Risale'nin olmayacak mı? Adam eşine ülfet olmuş ya. Bak bir sene diyor. Bir yerde diyor. Ya bir sene olacak. Ya bir senelik dert bu. Yani. Nurlar tanıdım. Bir sene sonra bu öteki tarafa gidiyor. Neymiş bir tanesi? Bir dakika mı? Evet. Sene... Yani her bir masada öyle bir mektub-u Rabbani'dir ki umum zişur onu mütalaa eder. Yani şu gaye, bir sene bana kafi geldi. Diyor. Yani Allah'ın mevcudattan ispat etmek. Yani her şey onu şey yapıyor. Ya, tamam o bir sene. Sonra, yani şimdi masnuatın birinci şeyi o zaman neymiş? Mektubu Rabbani olması, umum zişurun onu mütalaa etmesi için bu masnuat var. Bu birinci gaye. Bir gaye. Ama ne oluyor? Üstad ona bir sene kafi geliyor. Şeyde, devam ediyor.
Ben her yerde rastlarız böyle derslerde. Mektuba, sanat-ı ilahiye, sanat-ı ilahiye, Allah mektubudur, Allah mektubu. Lan 10 senede merdivenize gidiyorum, aynı şeyi duyuyorum. Evet. Öyle mi? Evet. Mektubu, Allah mektubudur okumak lazım, mektuptur okumak lazım. Elma getir, mektup oku. Mülevin ismi, hakim ismi, rahim ismi. Tamam, ben şekili, musabir dedi. Ha. Tamam, renkten dedi, mülevin dedi. Okudun Esma'yı. Tamam, ne oldu şimdi? Bir sene. Koy kenara olmuş. Ne oluyor ya? Koy kenara. O bir senesi olmayanlar okusun. Şimdi sen başla evet. Şu. Sonra sanattaki harikalar inkişaf etti. Allah'u ekber. O gaye kafi gelmemeye başladı. Yani sanattaki, o sanattaki harikaları görünce o kafi gelmeye başladı. Daha çok büyük diğer bir gaye gösterildi. Ne kadar? Burada bir sene demiyor. Evet. Kişiye göre değişiyor. Harikadan ne anlayacağız mesela abi? Yani mektuba baktık. Harika nedir yani? Yani ona girme örnek. Ona girme çünkü sistemi anlatıyor şu anda. Şimdi sanattaki harikalar deyince şurada bu kemalat sanat dokuşu Esma diyecek. Belki o mudur? Oradan istersen okuyalım. Ne oldu? Mektubu Rabbani'ydi. Bir sene bu kafi geldi. Sonra sanattaki harikalar. Tamam mektup var ama bu sanattaki harikalar var. Öyle bir çiçek ki. Ve onun içerisinde öyle yapılar var ki zihşurun ona ıtılağı mümkün değil. Ne görmüş ne duymuş. Denizin altında hiçbir insanlığın, hiçbir zihşurun görmediği bir sanat var. Sanatta harikalar var. Zihşur onu mütalaa edecek şeyi yap. Başka yerde diyor ki mesleği, kalı mesleği de iki şey harika. Bir onunla taşınıyorsun, bir de o seni bir yere taşıyor, onun için harika dermiş. Onunla taşınıyorsun, onunla bir yere taşınıyorsun, onu taşıyorsun. Hakikat ya. Yani. Bu da niçin, merak ettim, niçin bir sene demedi yukarıdaki gibi? Kişiden kişiye değişiyor bu, taşınmak. Burada durabilirsin, çünkü sadece senin tarih koymadın. Ama enfusçiler burada da duramaz. Zaten bu ikinci kısmı şimdi şey yapıyor. Yani diyor, her bir maslunun en mühim gayeleri saniyine bakar. Şimdi az önceki neydi? Zihşurlara bakıyordu. Mütalaa etmesi için de onları. Bu sanattaki harikalar devreye girince zihşur onu yetmedi. Hangi zihşur onu mütalaa edebiliyor? Hakkınca o sanatları. Öyle sanatlar var ki. O zaman o neden, o ne, kime bakıyormuş? Her bir maslunun en mühim gayeleri saniyine bakar. Onun kemalat sanatını, nukuşu esmasını ve murassat-ı hikmetini ve hedeyayı rahmetini kime? Onun nazarına arz etmek ve cemal ve kemaline bir ayna olmaktır bildi. Yani ikinci gaye ne oldu? Saniyine baktı. Onun bu işte dört tane şeyi onun nazarına arz etmek, cemal ve kemaline bir ayna olmakmış. Masnuatın ikinci en büyük gayesi. Allah. Peki bu da yetmiş mi? Şimdi hemen akla geliyor ya, saniye bakıyor Cenab-ı Hakk'a bakan, ona cemal kemaline, bunun ötesi olur mu? Değil mi? Allah'a bakan bir gaye var. Ondan daha ötesi olacak. Şimdi diyor ki, şu gaye hayli zaman bana kafi geldi. Burada dediğiniz gibi zaman söylemiyor. Evet. Hayli zaman. Ondan sonra bir adım daha atıyor. Yani gitgide açıyor şey, gözlüğü. İşte yani hükemanın veya felsefelerin veya İslam hükemasının da inememesi, bu derinliklere inememiş. Derinlere iniyoruz işte. Ya yüksek ya derin. Hangi esmadan gidersek ya derine iniyoruz, ya genişliğe gidiyoruz, ya yüksekliğe çıkıyoruz. Şimdi burada iki tane ifade kullanınca ya bir tane bir şey yaptım, atıf yaptım. Çünkü bu atıfı kullanacağız o şekilde. Birincisi neydi? Masnuat şey, bu masnuat mektubu Rabbani'ydi, mektuptu. İkincisinde ne oldu o masnuat? Saniyine baktı, ayna oldu. Değil mi? Çok güzel. Sözlerde, 23. sözde bildiğimiz bir yer. Şu mevcudatın âli bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Zira onlar mektubat-ı Rabbaniye, merayay-ı Sübhaniye ve memur-i ilahiyedirler. Masnuat neymiş? Ya mektupmuş, ya merayay-ı Sübhaniye aileymiş, ya da memurlarmış. Üç tane sınıflandırma var. Harika değil mi? Hakikaten aynı adır. Şimdi burada üstad ne yaptı? Mektubu ve Meraya-i Sübhani'yi ifade etti. Yani orayı aslında şerh etti. Bunu burada şerh etti. Bu üçüncü memurluğu da şimdi geliyor. Biz de onu orası olduğunu tahmin ettik yani öyle.
Şimdi ne oldu? İkinci gayemiz neydi? Saniyede baktı. Cenab-ı Hakk'a bakan bir gayesi var bütün masnuatın. Onun bu dört tane kemalat-ı sanat, nukuş-u esma, murasat-ı hikmet, hedaya-i rahmetini onun nazarına arz ediyor masnuat. Cemal ve kemaline aynı oluyor. Bu gaye. Sonra ne oldu dedi üstad? Şu gaye hayli zaman bana kafi geldi. Sonra sanat ve icat eşyadaki hayretengiz faaliyet içinde gayet derecede süratli tayir ve tebdildeki mucizat-ı kudret ve şuunat-ı rubiyet göründü. Şimdi sanatlı yaptın, sanat göründü, tamam cemal kemalini gördün. Yetmez mi aslında? Cemal kemal Cenab-ı Hak gördü. Devamlı yenileniyor, devamlı değişiyor. Aa o zaman başka bir şey var bunda. Bir kere görse yeterdi. Devamlı değişiyor, devamlı yeniliyor. Başka göstermek olsaydı, göstermek olsaydı bitti. Bir kere yapardın, çok güzel maşallah. Cenab-ı Hak da nazar ederdi ona. Cemalini kemalini görürdü. Zih şurada görebildiği kadar mütalaa ederdi, mevzu biterdi. Evet, öyle ama. Maksat da hasıl olurdu. O zaman peki şu anki durum ne? Hayretengiz faaliyet içinde, icat eşyadaki hayretengiz faaliyet, gayet derecede süratli tayir ve tebdildeki mucizat-ı kudret ve şunat-ı rubiyet göründü. O vakit bu gaye dahi kafi gelmemeye başladı. Hayda. Allah'a bakan tarafı bile kafi gelmiyor. Nasıl bir şey? Bir yerde desen tövbe tövbe evet, diyecekler. Ulan kafir oldu. Yani daha ötesi olur mu yani? Daha olur mu? Belki şu gaye kadar büyük bir muktazi ve dahi dahi lazımdır bildim. Şimdi ne geldi ifade? Az önce öğrendiğimiz ifadeden. Dahi ve muktazi. Dahi ve muktazi devir. Gayeler buna yetmedi. Daha büyük ne var? Muktazi ve dahi gerekiyor. Yani bir sonraki aklıma geçebilmek için dahi ve muktazi, dahi ve muktazi devreye giriyor. O şeyi bir şekilde görebiliriz abi. Dahi ve muktazi. Geriye gidelim. O ilk de şu illi gayeyi mi halletti o zaman? Yani bu maslahat ve semerelerdendi o. Aynı olması, mektup olması. Bunlar maslahat veya semere fayda burayı bitirdi. Bunlardan da o iki ifade buydu. Yani gayeydi zaten hatırlarsınız. Gaye diye başladı. Bu ikisini ifade etti. Üçüncüye geçmek, yani bu dehşetengiz faaliyeti, bu tahavülat, icat eşyadaki şunat-ı rubiyeti görünce, ya dedi bunun daha öte bir şey olması lazım. Sadece bu aynalık veya mektupluk yetmiyor. O zaman döndü bu tarafla bir izah gelmesi gerekiyor. Dahi ve muktaziye bakacağız. O zaman dahi ve muktaziye bakacağız dedi. Bu size bir sorun cevabını yapayım. Malum Libyalı oğlu, Arabistanlı oğlu, Cezayirli oğlu diye soy ismi olan birisi var. Anladınız? Evet. Libyalı oğlu. Diyor ki Risale-i Said Nursi diyor. Diğer kitapları hepsini okudu 90 cilt kitabı. Ondan sonra birleştirdi böyle çıktı diyor. Bu yeni bir şey değildir. Bu yenidir kardeşim. Evet. Çünkü bir, felsefeyle halledilemeyen bir mesele ve malum nakillerle meşgul değil istiyor. Şimdi kendisi bir sene kafi geldi. Bütün kitaplarda vardır. İki, ayna olması da vardır. Evet. Ama bu üçüncüsü yok. Yani geneldir. Peki onları da niye kullanıyor? Çünkü İslam'ın temel veri tabanlarıdır onlar. Çünkü niye? Dert benim, derman benim. Burada bana kâfi gelmedi diyor. Şimdi imalathaneye geçiyor ve Rabbine teveccüh ediyor. Cevap istiyor. Vay be. Cevap istiyor Allah'tan. Çünkü öbür kitaplarda yok cevap. Yok, olsaydı o cevabı hiç yapmaz. Bulamadım. Yok yani. Peki Bediüzzaman niye bazı şeyleri diğer kitaplara benziyor? Onlar temeldir. Mesela bütün peygamberlerde temel var. Allah vardır. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah vardır deyince niye Allah vardır diyorsun? Ya Musa Aleyhisselam zaten demişti denilir mi? Onlar zaten temel değil mi? Ahiret vardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi mi? Ayan. Niye diyorsun zaten İsa Aleyhisselam demiş? Dediğin niye tekrar ediyorsun? Yani Kur'an'da olan hakikatler Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da yok mu? Dolayısıyla nakildir diye denilir mi? Ha nakil değil, onlar esastır. Aynı zattan ders aldığını gösteriyor. Anlatabiliyor muyum?
Bunlar İncil'e girmiyor. Şimdi eğer mevcudat aynadır, mektup, ziyayat, zişur okuyacak, vardır, geneldir bu. Bu genel bir İslam geleneğinde var bu. İslam geleneğinde var. İki, esmaya aynadır, İslam geleneğinde vardır. Ama devamlı değişen, İslam geleneğinin dışında, İslam felsefesinde de çok uğraşılmış, cevabı zaten diyor ki, yok diyor. Felsefeyle halledilemeyecek. Felsefeyle gidenler mesela Halika Burcu'nun bizzat demiş. Yani ya İhtiyar Bey bir saniye inkar etmiş. Ya Sofestai olmuş ya da tabiatla alakalı. Evet, ben araya da girdim. Yani bu soruya da cevap olsun. Bazı şeyleri geçmişte gelenekle örtüşmesi temel bir bilgi olduğu için hiç kimse Kur'an'da Allah vardır, ahiret vardır, melaike vardır, önceki kitaplarda vardır, bu nakildir. Efendim bu yeni bir şey değildir diyemez. O temeldir. Abi, abi çok özür dilerim. Ben bir daha müdahale etmek istiyorum. Hakkın helal. Çok uzun sürecek ama bir sonraki üçüncü haftayı da sana verebiliriz. Şimdi, onun için yapıyorsun değil mi? Şimdi onun için yapıyoruz. Şimdi Hasan abi siz bir ve iki olabilir dediniz ama sanki yani üç olamaz dediniz. Çünkü kendisi bocalıyor, patanaj ediyor. Çünkü bir ve iki zaten gelenekte var. Abi, evet. Özür dilerim. Ben sanki iki bile olamaz gibi düşündüm bir an. Neden? Mesela şu çok çok kısa, çok çabuk bir şekilde şu dördüncü mektuptaki şu bölümü bir okumak istiyorum. Mesela. Tamam. Ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi veduda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacib-ül vücuda bakıyorlar. Hasan abi, alttan yukarı bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender, hiç olan kardeşinize yalnız hizmet-i Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i binihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi Rahim ve ismi Hakim mahsariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Tam verilmiş, ne olmuş, neticeyi söylüyor mu? Yok, o kadar. 8. Bütün sözler bu, bütün sözler bu mahsariyetin cilvesidir diyorsa çok. Hani ismi vedude mazhar olunca mevcudat aleyhisse vacib vücuda bakıyorlar. Vedud ismine mazhar olunca netice ne? Vacib vücuda, mevcudat aleyhisse bakıyorlar. Sen nereye mazhar oldun ey Vedud zaman? Orada kesiyor. Rahim ve Hakim. Hakim. Ne oldu netice? Evet. Onlar vedude mazhar oldu, bunu aldı. Sen bu isimlere mazhar oldun, ne aldın? Dur. Bir burada var örneğin, bir de şu anlarda Mehdi meselesinde birinci şuada bütün sayıları yapıyor, hesabı yapıyor, saysa saymasa şu yapar. Bir yerde sayılırsa diyor, ondan sonra Mehdi'nin şakirtleri olabilir diyor, eyvallah çekip gidiyor. Gerisin. Ya. Risale-i Nur sanki alim İslam'a gavurlardan girmiş, tobe tobe, nurculuk ve nurcular, ustad, risal, gavurun kitabı. Öyle gavurane bir muamele görüyorlar Müslüman'da. Yani acayip yani. Efendim sen? Abi, biz Gafur abi dedi ki, Vedud ismine mazhar oldu. Bunlar mazhar olanlar tasavvuf ehli. Biz kerem ehliyiz. Çünkü Üstad'ı konferansa geçiyor ya. 61. sayfada. Bin seneden beri terküm eden İslam iman meselesini halletmemişler. Evet. Ondan kaynaklanıyor. Doğru o Vedud işte. Salih Nur sanki şeyden gelmiş hani. Bizim malımız değil ya. Yani öyle hainane, gattarane, zalimane çaktırmadan çakıyor ki. Yani sen Müslümansın ya. Yani hangi Müslümanın güzel bir eserini, Müslümanların menfaatini, şey, hangi vicdanla ben bir şey yapacağım ya? Onun için İmam Rabbani Hazretleri'ne geliyoruz. Diyor ki, hasret yeryüzüne Allah onu indirmiştir. Biri cahillerdedir, dokuzu alimlerdedir. Eğer bir insanın bilgisi kendisine fayda verdiğini anlamak istiyorsanız hasidine bak. Eğer kazandığı ilim kendisine faydası olsaydı hasidi vasata gelirdi. Hasidi devam ediyorsa, sağa sola saldırıyorsa o ilim ona beladır.
Keşke bilmesin. Evet abi, devam edin. Biraz daha o şekillerde de konuşacağız. Ne oldu? İki tane gaye geldi, gösterildi. Bu sefer üçüncüde bu gaye de aynı zaman bana kafi geldi. Sonra sanat ve icadı eşyadaki hayretengiz faaliyet içinde gayet derecede suratli tahir ve tebliğindeki mucizat kudret, şunat rubiyet göründü. O vakit bu gaye dahi kafi gelmemeye başladı. Çünkü yeniden yeniye devamlı bir surette değişiklikler var. Yeniden bir icat var. Dehşetli bir rubiyet var. Şunat rubiyet var. Burada mucizat kudret gözüküyor. O zaman Cemal Kemal'in aynı bir kere gördü, iki gördü, üç gördü, dört gördü, beş gördü, milyon gördü. Hep de niye tekrar tekrar görmek istiyor? Değil mi? Yani o zaman kafi gelmemeye başladı. Belki şu gaye kadar büyük bir muktazi ve dahi lazımdır bildim. İşte o vakit şu ikinci remizdeki muktaziler ve gelecek işaretlerdeki gayeler gösterildi. Az önce şekilde hatırlıyorsunuz değil mi? 24. mektubun evet. Remizler ve işaretler vardı. Bu ikinci remiz zaten biz ikinci remizi okuyacağız dedik. Üstad da zaten ikinci remize işaret ediyor. Yani 3, 4 ve 1'leri 5'i işaret etmemiş. Onlardan anlatıyorum. Esas mevzu ikinci remizde dönüyor. Şimdi ne oldu? Geldik. İkinci remizdeki muktaziler ve gelecek işaretlerdeki gayeler gösterdi. Gelecek işaretler sonraki derste eğer okuyabilirsek inşallah. Orası da çok uzun, çok derin, daha da derin belki de. Ama hani böyle bir üstünden anlatırız muhtemelen inşallah Allah ömür verirse. Şimdi biz muktazi tarafını okuyalım. Şimdi üçüncüye daha geçemedik. Şimdi üstad üçüncüyü anlatmaya başlıyor. Onun için ikinci remizi biz ilk paragrafı okumadık. Zaten o ilk paragraf muktaziden bahsediyor. Dahi ve muktaziden bahsediyor. Okurken o ifadeler geçecek zaten. Ve yakinen bana bildirildi ki kainattaki kudretin faaliyeti ve seyrü seyran eşya o kadar manidardır ki o faaliyetle sani hakim envai kainatı konuşturuyor. Envai kainatı konuşturuyor. Dehşet bir şey ya. Güya göklerin ve zeminin müteharrik mevcutları ve hareketleri onların o konuşmalarındaki kelimelerdir ve taharrük ise bir tekellümdür. Demek faaliyetten gelen harekat ve zeval bir tekellümat-ı tesbihiyedir. Tesbihin tekellüm haline gelmiş halidir. Acayip. Ve kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envanın sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey? Şu aynı zaten okurken sen altına bakıyordun. Sanki Adem ne vücut? Kafada ses yok. Evet. Ses dışarı çıktı. Yokluktan icat ediliyor. Bak, bu mevcudat devamlı hareket halinde. Niye? Ağzın da hareketliydi. Evet. Bak, dur. Hiçbir şey yok. Bak, konuşuyor. Hadi gelin. Şu mevcudat demek ki mevcudatın sessizce konuşması ve konuşturmasıymış. Allah konuşuyormuş, Allah konuşmasıymış. İşte aynen. Burada dahi ve muktazi devreye girecek. Dediğiniz anlamak da onun için ses çıkmadı. Allah konuşması ve konuşturması. Bir şeyi mesela şöyle tefekkür ettim abi. Bir tane bir tanımadığımız bir kişiyi tanıyacağız ya. İşte bir mektupla tanıyoruz, okuyoruz. İşte şöyledir, böyledir, bir şeyler anlıyoruz. Sonra da onun fotoğrafını, yani aynasını görüyoruz. Oo, bu adammış, o kaç aydır mektuplaşıyoruz. O adam buymuş. Bir de adam karşımıza geçiyor. Devamlı konuşuyor seninle. Devamlı konuşuyor. Anlatıyor, dinliyor. Ne kadar farklı bir şey değil mi? Sıfatlı bile yani. Artık bayılıyoruz biz. Dehşet bir şey yani. Zaptından, zaptan bir haber var mı abi yani bize süzülen? Yani zatından yani zatı mahiyeti zatiyeden süzülen bir şey var mı? Peki zatı sıfatlarla zatı sıfatlar şunattan biraz şey gelmiyor mu? Biraz üstün gelmiyor mu? Yani zat-ı sıfatlar. Şunat-ı zatiysen içindeki şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezze, şevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar zannettiğin için. Şunat-ı zatiye üç ayrılır. Şunat-ı ilahiye, şunat-ı fiile, şunat-ı zatiye.
Yani orada da sıralama var. Tabii o ana şey kastak o. Esma-i Zatiye, Esma-i Fiiliye, Esma-i Hüsna yok mu? İşte. Yani şu an Esma-i Zatiye var. Evet abi. Esma-i Fiiliye var. Esma-i Hüsna var. Şunat-ı Zatiye de öyle. Şunat-ı Fiiliye var, dişe vuruştu. Şunat-ı İlahiye var. Şunat-ı Zatiye var. Şunat'ın bir tarafı var ki zata bakıyor, bilmiyoruz. Fiiliyesine bakıyoruz, zat-ı sıfatlar çıktı. Bir de sistemin kendisi, Şunat-ı Zatiye. Evet, şimdi zaten Şunat'a geçtik. Şimdi üçüncü şeye geldik. Üstad bir okudu, bir gayeyi keşfetti. Bu yetmedi, bir sene geldi. İkinci gayeye geçti. Saniye bakar. O da Şunat bile bu değil yani. Bizim değil tabii. Değil yani. Sen o Şunat onu zannettiğin için mi söylüyorsun? Değil. Değil tabii. Nihayetsiz içeriğinden, hadsiz içeriğinden bir tanesi o. Şefkat-ı Mukaddesi, muhabbet. Süzülen o. Tabii bir anlamak için bir tane süzülü bizde gözüken o. Onu da bildin mi ki? Şefkat-ı Mukaddesi nedir? Bir tanesi ne diyor? Aşık. Aşık oldum hocam diyor. Bir şey aşık olduğun yok. Aşık olan aşık oldum diyemez. O çünkü ortadan kalkandır. Kalkarsa aşık oldum. Peki nedir o? Aşık oldum vermediler. Onu ya kendini onu öldürüyorsun. Demek menfaattir. O muhabbettir. Dediğin menfaatler var. Aşık başık yok öyle bir şey. Tam tanıyamıyoruz o zaman değil mi abi yani? Ya sen biz kendimiz ne kadar bu konuşurken şu anda ruhun bu kadar ders dinliyorsun, kaç senelik bir hocasın. Ruhunu ne kadar biliyorsun? Ne kadar diyebiliyorsun? Bu ancak süzülenler işte yani. Daha yeni yeni öğreniyorum mesela divan subhanallah dediğini, kalbin elhamdülillah dediğini, ruhun Allah'a ekber dediğini, bu sıranın Subhanallah, elhamdülillah, Allah'a ekber. Niye ya? Koy ya, başta Allah'a ekber de. Hasan abi, öğreniyorum diyen kim? O. Ben de değil ki o. O da başkası. Hakikaten öyle ya. Bir tek yerde Subhanallah diyor, Allah'a ekber de, sonra da elhamdülillah diyor. 9. mektupta. Başka yerlerde Subhanallah, elhamdülillah, Allah'a ekber. Ben niye bu sıra vardı? Eskide hep kafam karışık. Yeni işte o haritalar şey çıktı. Subhanallah dima diyormuş. Nerede geçiyor? Kalın mesleğine yönetimi. Subhanallah'ı okuyun. Haftalarca görürsünüz ki Subhanallah bir şey değildir. Celali isimlerin hulasasına verilen unvandır. Subhanallah unvandır. Kendisi bir şey değil. Cemali isimlerin hulasası kalpte olduğu için kalp diyor elhamdülillah. Dima, vahiy, kalp. Ondan sonra bir türlü geldi mi kemal, ruh. Ben yeni yeni öğreniyorum ben bunu. Yeni yeni gidiyorum. Daha ne biliyoruz ki? Kalkmışız. Ya Risale'nin işte şimdi. Ben ne biliyoruz? Daha niye bu sıra vardır? Allah Resulü demiş bunu biliyor musun? Subhanallah'a bilmiyor. Neyi demiş? Bilmiyoruz. Bu sıra ne var? Kendisi bir ders. Bir baktım Subhanallah içinde ne var? 33 tane celali isimler var. Her Subhanallah bir ismi denk geliyor. Her bir isme denk geliyor. Bir tane desen olmuyor. Kemal olmaz. Neye benzer? Bobin. Bobin. Sarım 10, çıkış 33. 32 bu verdiğine netik oradan ya maksat alamaz. Bobin. Primer, sekonder sayılar var. Sarımlar. Sarmalar var. Sargıyla alakalı. Evet, devam. Evet, şimdi ne oldu? İkinci remizin gayeler kısmından başladık. Birinci gayeyi okuduk, ikiyi okuduk. Üstad en son üçe geçti. Hayretengiz, dehşet, faaliyet. Onun için dedi, dahi ve muktezi gerekiyor ve gelecek işaretler dedi. Bu ikinci makamdaki işaretler. Orayı tabii şu an daha okumadık, sonra okunacak. Ama bu üçüncü dehşetengiz, faaliyet, şuunat-ı rubiyeti görünce kafi gelmemeye başladığı kısımda dedi ki bunun için bir dahi ve muktezi gerekiyor dedi. Şimdi buraya okuyoruz. Dahi ve muktezi geçtiği zaman akribiyet mi inkişaf etti o zaman? Yani artık kendinden çıktı mı olay? Kendinden çıktı mı olay? Ya aslında ya diyebilir miyiz onu yani? Direkt çok burada kendinden çıktı. Hepsinin bütün sistemi birden seyrediyor gibi geliyor bana şu an.
Yani o şemadan ben öyle anlıyorum. Seyredebilmesi yani için Allah calibinden bakması lazım ki o da ancak akrabiyette mazhar olduğu zaman olması lazım. Allah calibinden bakılabilirse geniş denilebilir. O zaman mı geniş denilebilir? Beşer calibinden bakıldığı zaman yüksek denilir. Peki Allah calibinden... Arş-ı Azam'dan bakarsa derin denilir. Bir daha söylemek için lazım. Şimdi beşer calibinden bakarsan yüksek denilir. Arş-ı Azam'dan bakabilme makamına geçersen, vay be ne derin ya. Allah canibinden bakarsa, sistemi tamamen dışına çıkarsa, Allah Allah ne kadar geniş ya. Subhanallah, elhamdülillah, ekber aynı gibi. Aynen, her şey. Gibi Allah canibinden bakabilmesi. Çünkü 168'de söylüyor şartıcazda. Allah canibinden kudretin azametinin altına bakarsan, bunlar böyle değildir. O zaman değişiyor değil mi? Evet yani değişiyor. 2'den o zaman 3'te işte değişiyor. Daha acayip. 3'te işte. 2'de de mesela saniye bakar dedi ya Allah cemal kemaline aynadır dedi. Yine Allah tarafından baktı. Oraya baktı. Kardeşim bu kapıyı çalan akrebiyettir. Verilen cevap kurbiyet. Çünkü akrebiyet de olmaz. Kurbiyet de olmaz, akrebiyet de olmaz. Şey neyse, kurbiyet de kapıyı çaldı, akrebiyet de cevap verdi. Başka olmaz, beşeri kafayla olmaz. Birisi sana gösteremedikçe gösterildi diyor. Gördüm demiyor ki. Yani enteresan, bir sene bekledim diyor. O bir tane. Niye iş bekledi yani? O kadar tatmin oldu. Sonra ikin var, bir sene iki geç var. Artık. Ondan sonra ikiyi yaptı. İkiyi tarih koymuyor. Koymadı. Aynı zaman sonra. Sonra üçüncüye hiç zaten koymadı. Üçte artık şuurattan bahsetmeye başladı. Tabii, şuurattan daha... İleri şeyden bahsetmeye başladı. Maddede olup madde olmayan işte şuunattakiler şunu. Şefkat, muhabbet, münezze, mukaddes. Tamam mı? Şefkat-ı mukaddesi. Şefkat demiyor. Şefkat beşerdedir. Mukaddes Allah'ta olan bende var. Bilmiyoruz ki şefkat-ı mukaddesi sen şefkat zannediyorsun. Çocuğun acımayı zannediyorsun. Senin çocuğun acıma olsaydı şefkat olur. Mukaddes olmaz zaten. Mukaddes olmaz. Allah'a şefkat mi edeceğiz? Anladın mı? Ben anlamadım. Bir sene geçmesi lazım abi. Bir sene sonra görüşelim. Külliyat başka bir şey değil mi? Abi çok şey yani bu. Ömür yetmez ki. Tazimler çok şey ya. Yani. Abi bismillah. Önceki o 1-2-3 diye başlamıştınız ya. Orayı ben her okumamda. Tabii biraz da herkes de düşünebilir. Hazreti İbrahim'in tefekkürüyle. Birlikte öyle bir sülük var abi orada. Bu tesbihattaki Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'i de oraya uygulayabilir miyiz? Yani en sondaki üçüncü... Abi açar mısın önceki saniye? Aç. Şimdi gitsin adam. Orası Allahu Ekber midir yani? Evet, bakalım. Zat sıfat devreye. Şeye geleceğiz daha. Tepeye evet. Bunun devamında hani onları zaten ben çizelim geldi geçeceğiz daha. Konuşacağız orada. Yani birbiri arasında giriş konuşurken bir daha bakarız. Şöyle bir okuyayım, şekillere geçelim. Orada bir konuyu zaten bütünden bir daha anlatacağız. Yani konuyu kopmamak, takip etmek için sondan başladık. Üstad dedi ki, bu ikinci işaretteki, ikinci remizdeki dahi ve muhtazile ve gelecek işaretler dedi. Sonunda bunu dediği için başına döndük. Çünkü muhtazi ve dahi muhtazi başında anlattı. Şimdi bu ikinci remizin başını okuyoruz. 18. mektubun ahirki meselesinin ahirinde denildiği gibi, az önce okuduğumuz yer, daime muhtazir ifade, yemek mevzusunun. Tarık-ı Zülcelal, hayretnuma, dehşetengiz bir surette bir faaliyet-i rububiyetiyle mevcudatı mütemadiyen tebdil ve tecdid ettiğinin bir hikmeti budur. Bu ikinci remizin başlangıcı. Nasıl ki mahlukatta faaliyet ve hareket, şimdi bir kaide gene veriyor. Nasıl ki mahlukatta faaliyet ve hareket bir iştiha, bir iştiyak, bir lezzetten, bir muhabbetten geliyor. Mahlukatta zaten 18. mektupta az önce okuduk hani yemek misalinde olduğu gibi. Nereden geliyor? Bizdeki faaliyet ve hareket iştiha, iştiyak, lezzet, muhabbetten geliyor. Hatta denilebilir ki her bir faaliyette bir lezzet nevi vardır. Belki her bir faaliyet bir çeşit lezzettir. Ve lezzet dahi bir kemale müteveccihtir. Belki bir nevi kemaldir. Madem faaliyet bir kemal, bir lezzet, bir cemale işaret eder. İşaret eder. Ve madem kemali mutlak, kamili zülcelal olan vacibül vücut,
zat ve sıfat ve efalinde bütün envai kemalata camidir. Ha, şimdi burada yani anladığımız şu, bir mahlukattakini söylüyor, bir de Cenab-ı Hak'takini söylüyor. Ki buradaki bu mukaddes ve münezzeh ifadeler zaten bunu hep böyle ayırabilmek için. Bizdeki gibi değil. Aman yani öyle anlarsan yanlış olur bu iş. Diye, niye bizdeki gibi değil? Bizdeki faaliyetin ve hareketin sebebi iştiyak. İştiyak, iştiha, iştiyak lezzet ve muhabbetten ileri geliyor. Bu da bizim bir kemale müteveccih olmamızdan geliyor. Yani o iştiyak, iştiyak, lezzet, bir faaliyet, bir lezzet var. O lezzet de bizi bir kemale müteveccih, bir nevi kemaldir. Yani bizim kemalimize doğru gitmemizin işaretidir. Cenab-ı Hak için bunu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Cenab-ı Hak lezzet alıyor. Kemalene gidiyor. Daha kemal değildi, lezzet de almıyordu, almaya başladı. Diyemeyiz. Yani bir iş yapacaktı, lezzet almak için yaptı. Diyemeyiz. Niye diyemiyoruz? Cevabı şu, bu ifade. Kemal mutlak. Çünkü kemal mutlak. Biz ne yapıyorduk? O kemale müteveccihtik. Onun için o lezzet bizi oraya götürüyor. Lezzet işaretti. Yani, işaretti. Yani, ha. Şeydi, tabureydi yani. Şehri giriş tabureydi. Şimdi Cenab-ı Hak da zaten o kemal mutlak seviyede. Daha alacağı bir şey yok ki. Kemal mutlak ve kamili zülcelal olan vacibi vücut. Zat, sıfat ve efalinde bütün envai kemalatta camidir. Onun için daha Cenab-ı Hakk'ın bir lezzet için, bir iştiyak lezzet için onu yapması, ona erişmek için yapması, bir kemale müteveccih olması değil. Tersi her zaman dediğimiz mutlak olan kemalin taşması şeklinde. Yani güneşin ışığını vermesi şeklinde. Güneşin ışığını vermesi ihtiyaçtan mıdır? İktizasından mıdır? Değil mi? Yani ışık vermek zorunda diyebilir miyiz güneşe? Değil. Güneşin güneş olmasının iktizasıdır. Çünkü mutlaktır. Yani bir mealde güneşin varlığı veya ondaki ışık yani dünyevi itibariyle mutlak diyebiliriz. O mutlaklığın taşması veya sudur etmesi, muktezasıyla oluyor. Burada da ters de çalışabiliyor. Mesela biz alırsak lezzet alıyoruz. Evet. Ama burada biliyorsa lezzet Yani taşmak bir ihtiyaçtan gelmiyor bir kere. Çünkü niye? Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü kemal mutlak. Mesela çocuk sevilmekten lezzet alıyor. Anne sevmekten lezzet alıyor. İhtiyaçtan da bir nokta. Mesela kadın sevilmekten lezzet alır, erkek sevmekten lezzet alır. Ters yani. Bunun mahlukatta böyle, Allah'ta da böyle. Mesela biz ele geçince, masal olunca, kavrayınca, anlayınca lezzet alıyor. Allah ise böyle değil yani. O verince lezzet alır. Mesela. Yani bu kritik bir ifade. Yani burayı kaçırırsak, bu sefer mahlukattaki gibi zannedersek yanlış mana çıkar. Onun için zaten şu nokta hep zaten ifadeler dikkatli dikkatli gidiyor. Elbette o zatı vacibi vücudun vücubu vücuduna ve kutsiyetine layık bir tarzda vücubu vücuduna ve kutsiyetine layık bir tarzda kutsi istinai zatisine ve gınai mutlakına muvafık bir surette kemal mutlakına tenezzüh zatisine münasip bir şekilde aman aman dikkat dikkat yani böyle hani çize çize ifade etmiş. Vücubu vücuduna, kutsiyetine layık bir tarzda, istinai zatisine, gınay mutlakına muvafık bir surette, kemal mutlakını ve tenezzühü zatisine münasip bir şekilde hassiz bir şefkat-i mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehesi vardır. Elbette o şefkat-i mukaddeseden ve o muhabbet-i münezzeheden gelen, şimdi neyi okuyoruz dikkat ederseniz, Dâi ve Muktezi'yi okuyoruz. Dâi ve Muktezi neydi? Sevk eden sebepti. Neydi? İştiyak lezzetti değil mi? Hı hı. Yani bir şeyi yapmak. Cenab-ı Hak için de bu kaideyi uyguluyoruz. Cenab-ı Hak bu sistemdeki... Şuunat mertebesini uyguluyor. Tabii şuunat mertebesini uyguluyor. Zatta böyle bir şey yok yoksa. Tabii zatın şuunat seviyesinde. Zat için konuşacağımız bir şey bildiğim kadarıyla yok. Konuşamıyoruz. Yok. Ama şuunata inince konuşacağımız bir şeyler çıkıyor. Ama zatta konuşacak bir şey yok. Anladım. Zaten ifadeler de dikkatli onu şey yapıyor. Şimdi konuştuğumuz bunlar neydi? Bak şefkat, şevk, sürur, lezzet. Osman abi sıkıntı yapma yani ben de bilmiyorum, kimse bilmiyor. Yani zatla alakalı. Ha, sahibi de bilmiyor bir şey. Ben de bilmediğim için soruyorum. Vücuttan daha ileri bir vücut. Bilmediğim biliyorum. Sıkıntı yapma yani. Vücutsuz bir vücut.
Hadsiz bir şefkat-i mukaddese, nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehe vardır. Elbette o şefkat-i mukaddeseden, o muhabbet-i münezzeheden gelen hassiz bir şevk-i mukaddes vardır. Ve o şevk-i mukaddesten gelen hassiz bir sürur mukaddes vardır. Ve o sürur mukaddesten gelen tabiri caizse hassiz bir lezzet-i mukaddese vardır. Şimdi bunları saydık mı şimdi? Devam ediyoruz. Ve elbette o lezzet-i mukaddese ile beraber burada iş bir değişecek. Burada biz şekilde bir farklı ifade yaptık burayı. Orayı da anlatacağım biraz şu şekle geçince. Dikkat ederseniz Sisra'nın şeyleri saydı, şunatı. Burada bir ara ifade var ve sonra başka iki tane daha şey var. Şunattan daha bahsedecek. Burada bir şey daha fark edecek şimdi. Onu ifade söyleyeceğim. Elbette o lezzet-i mukaddese ile beraber hassiz onun merhameti cihetiyle faaliyeti kudreti içinde mahlukatının istidatları kuvveden fiile çıkmasından. Mahlukatın istidatlarının kuvveden fiile çıkması kısmı lezzet mukaddeseden sonra devreye geldi. Çıkmasından ve tekemmül etmesinden neşet eden ve o mahlukatın memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen Zat-ı Rahman ve Rahim'e ait tabir caiz ise hassiz memnuniyet mukaddese ve hassiz iftihar mukaddese vardır ki hassiz bir surette hassiz bir faaliyeti iktiza ediyor. Dahi ve muktezi noktasında üstad şu unatı saydı. Lezzetli mukaddeseden den sonra memnuniyeti ve iftiharı mahlukatının, istidatlarının kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neşet etmesinden sonraya koydu. Neşet etmesi şey mesela oradan gelme, neşet etmek de doğurmak anlamı var. Doğurmak. Neşet etmesi. Yani işte şimdi o şekil mesela şekle geçelim. Orada bunu yani bunu burada bir farklı bir şey çıkıyor. Bunlar mesela bir tarafta onlar bir tarafta olacak şekilde. Şuradaki ifadeden dolayı. Gıfır abiyle çalışıyoruz. Mukaddes, münezzeh, hadsiz, nihayetsiz. Bunlar öyle mayınlı tarla ki yani böyle bakıyorsun akıllı olsa orada onu kullanması lazım. Ama kesinlikle onu kullanmıyor. Yani o bir mahlukiyet sürecinden sonra gayrın nazarıyla farklı bakıyor. Yani çok dehşetli yani. Değiştir abi, kelimeyi değiştir. Mümkün değil abi. Hadsiz, nihayetsiz. Remzi işareti. Evet. Remzi de ben hiç girmedim de. Remiz var işaret. Evet, bak bakalım. Nükte var, şey var. Aynı şey. Hocam, vahiy var. İlham var. Tulaat, işaret, omuzat. Bak işte. Vallahi. Evet, niye koyuyorum ben vallahi? Bu neye mi attım zaten? Bakıyor, okuyoruz ya. Bu neye destan diyor ki? Ben bilmeyerek istihdam ediyorum. Siz bilerek kime hizmet ediyoruz? Kime hizmet ediyoruz? Bak, keşfet etmek var. Şekilde oradan kopuyor. Onun için buraya ses çektim. Şekilde diyeceğim bak orası burası işte. Yani o ondan gelen bir şey yani o ışıktan gelen bir yansıma gibi bir şey değil. Birkaç ders yapıyoruz Gafur malum yerine. Efendim, ne dedi biliyor musun bu diyor. Birkaç ders yapıyoruz. Kapattı. Şimdi geleceğiz, acele edeceğiz. Sen bir şey değil mi dedi? Ne oldu? Ya dedi. Bu dedi bunu Risale okumada nasıl yaşanıyor dedi. Bu nasıl oluyor dedi. Maşallah. Yani ben yeni... Evet. Çünkü niye? Nereye muhatap olur? Bak şu anda öyle bir havuza girdik ki evet, yıkanıyoruz. Herkes her şeyden çıkmış. Doktor hastanesinden çıkmış. Bilmem şu belediye çıktı. Ben oradan çıktım. Ben şu bilmem. Hepimiz bir yerden çıkmışız. Havuz gelmiş. Öyle bir havuz ki yıkandı. Yani kendilerine geçtiler. Şu bir saat sarhoş olmak için muhatap olsak yeter. Evet. İçmeden. Mest. Hakikat sarhoşum. Şu anda mest. Melek mest, hakikat mest. Çok keyif alıyor ya. Bir şey söyleyeyim mi abi? Bu kadar millet var burada. Şimdi bu millet gittikten sonra, inanın, gündüz vakti ben buraya çıktığımda, inanın o huzuru hiç kimseye duymadan, dinlemeden sadece burada bekleyerek alıyorum. Evet. Depoluyorsun. O kadar sirayet ediyor burada. Vallahi var, billahi var burada. Evet. Bak ateş bastı. Elhamdülillah. Ne yapayım? Osman'ın bu ki... Sağlıcık kaldırdı mı? Reklam. Bu ne yapsın? Demin nasıl bir ustada muhatap olmuşuz, talep olmuşuz? Onun için çıldırıyorum. Ya
bunu, bu içerisini böyle tasdife meşgul olmadan ölüp gitme, dur. Allah bilemezsin diye. Remiz işaret farklı olduğunu dur. Dâi ve gaye muhtaziler farklı olduğunu dur. Ne olur? Ne olur şunat-ı zatiye, efendim zat-ı sıfatlar, sıfat-ı subut-ı farklı olduğunu dur. Duy da git ya, sonsuz ezeli ve bilinmeyecek aziz. Devam et abi. Evet abi. Şimdi ne oldu? Dâi ve muhtazi gerekiyor dedi üçüncüde. Dehşet bir faaliyet var, dehşetengiz bir tecrit var, icraat var dedi. O zaman bunun için dâi ve muhtazi gerekiyor dedi. O dâi ve muhtazi neymiş? Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehesi, şefkat-i mukaddesesi, sürur, lezzet mukaddesesinden gelen, sonra bu lezzetten de kaynaklanan mahlukatın istidadının kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neşet eden mahlukatın memnuniyetlerine kemallerinden geliyor bak. Mahlukatın kemallerinden de gelen bir memnuniyet mukaddese, bir iftihar mukaddese var ki bunlar neyi istiyormuş? Hassiz bir surette, hassiz bir faaliyet iktiza ediyormuş. Burada o zaman şunat devreye girdi. Bu gaye, şunat tabanlı bir gaye gerekiyordu buraya. Yani gaye ile muktazi farklı, bir muktazi gerekiyordu. Muktazi diyelim buraya çünkü muktazi diyor. Ve o hassiz faaliyet dahi hassiz bir tebliğ ve tahir, tahvil ve tahribi dahi iktiza ediyor bu faaliyet. Ve o hassiz tahir, tebliğ dahi mevt ve ademi, zeval ve firakı iktiza ediyor. Ne oldu? Biz burada şu an o üçüncü gayenin dâi ve muktezisini üstad ifade ettik. Demek ki bu şunattan şeyde hatırlayın, yemek yeme, işler, lezzet dâi muktaziydi. Evet. Öbür taraftaki masla, semere, fayda da ille-i gayeydi. İlk iki tane gaye zikretti. Sonra üçüncüsü için dedi ki bunun için dâi ve muktezi gerekir dedi. İkincilerimizdeki bahsedilecek bu dâi ve muktezilerdir ve gelecek işaretlikler de gayedir dedi. İşte o gelecek işaretlerdekileri zaten sonra okuyacağız. Ama şu an okuduğumuz kısım ne? Dâi ve muktezi. Bu ve dâi ve muktezi ne yapıyor? Hassiz bir surette, hassiz bir faaliyeti iktiza ediyor. Ne diyor? Şimdi bitti. Bu ikinci remizin. Dâi mi yoksa gaye mi? Bu dâi ve muktezi burası. Dâi ve muktezi. İlle-i gaye, o ilk iki madde olabilir. Zaten gaye olarak ifade etmişti. Bir de işaretlerdeki, o ikinci makamdaki işaretler. Dâi. İşte ille-i gaye olmuş. Masla, semere ve fayda. Şimdi metin bitti. Şimdi metnin tahlilini yapacağız. Şemada da bir yerleştireceğiz. Aradaki böyle bir ilişkiyi, dersi bitiriyoruz. Peki, bir geri gelir misin hafif? Evet. Bak arkadaşlar, 7 tane ya. 7 tane değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, bak şimdi. 5'e geldi. 5 zatında. 6 ve 7 senin üzerinden çıkıyor. Aynen. Neşet ediyor, doğuruyor. Aynen. Zaten o zaman bunu doğurduğunu nasıl anlayacağız? Sen de Allah'tan memnun ve Rabbine iftihar ettiğin anda onlar çıkıyor. 5 tane sende çıktığına delir de şöyle mest ediyor. Seni hakik sarhoşluk yapıyor. Allah-u Ekber ya. Anladın nasıl bir tespit yaptın ya? Burayı anladın. Bak 5'i zatında var. İkisi senin üzerinde ortaya çıkıyor. Çıktığını nasıl anlayacağız? Çıktığınız Allah'ınla memnun ve iftihar ettiğin anda Allah'takiler senin oluyor, 5 ortaya çıkıyor ve onun fiili tezahür de sende de hakikat mestler oluyor. Manyak başlıyorsun şimdi. Evet. Eğer seninle Allah memnun ve iftihar etmemiş olsaydı Allah seninle, seninle bu hal olmazdı lazcası. Allah şu anda seninle memnun ve seninle iftihar ediyor. Allah seninle memnun ve iftihar ettiği için seninle bu hal oluyor. Bu sefer diyor ki Allah senindir diyor. Bu sefer o 5 tanesini de sana yapıştırıyor.
O sende ortaya çıkınca mukaddesleşiyor. Zatından çıkan değil. Münezzehleşiyor mu, mukaddesleşiyor mu abi? Yok. Sana çok onu, şey onu açma. Onu açma. Üstünü açma. Mudakik ve muhakkik. İkisi farklıdır. Çok istisna nurcular vardır mudakik. Muhakkik çok. Velayet çok. Evet. Devam edelim abi. Metnimiz, metnimiz bitti. Bu şekil, bir tane de öbür şemamız var. Şimdi burada o okuduğumuzu böyle şekil olarak, ilk önce ne dedik? Birincisinde her bir masnu bir mektubu Rabbani'dir dedik. Her bir masnu mektubu Rabbani'dir. Zişur onu mütalaa eder. Birinci gaye bu. İlle-i gayeden birisi. İkincisi, bu bir sene kafi geldi. Sanatlar gözüktü. Harika sanatlar gözüktü. Bu sefer bu hepsine ıtıla olmadığı için, mütalaa edemediği için yetmedi bir sene sonra. Ne dedik? O masnu Cenab-ı Hakk'ın cemal ve kemaline aynı, kemalat sanat, nukuş-u esma, murassat-ı hikmet, hedaya rahmetini onun nazarına arz ediyor, Cenab-ı Hakk'ın nazarına arz ediyor ve saniyine bakar dedik. İkinci gaye de buydu. Hayli bir zaman bu kafi geldi, bu da yetmedi. Şimdi bir ve iki geldi, bu da yetmedi. Üstad işte nihayetsiz tahavülatı, şunat-ı rubiyet, teşrif ve tebdili görünce dedi ki bir dahi ve muktezi olması lazım ve gelecek işaretlerdeki gayeler olması lazım dedi. O zaman şuraya biz ne dedik? 3A dedik, 3B dedik. Metnindeki direkt ifadeleri kullanıyoruz. Üstad ne yazdıysa biz de öyle dedik. Birincisi bu dedi, ikincisi bu dedi. Üçüncüsünde de dedi, bu harika faaliyet ve şeyi izah etmek için dahi ve muktezi lazım ve gelecek işaretlerdeki gayeler lazım ki bu mevzu anlaşılsın dedi. Onun için buraya 3A dedik, buna da 3B dedik. Kafir ne diyorsun, dahi ne demektir demeye sorarsan bu dersin dışına biraz çıkmış oluruz. Abi ben isterseniz daha ilerisini söyleyeyim mi? Ben susuyorum diye böyle şey yapmayın şimdi. Zor sabrediyorum. Evet, şimdi üçüncü şeyi de anladık. Bu iki parçadan müteşekkil olduğunu. Dahi ve muktezi'yi okuduk az önce. Kemal-i mutlakın ve kamil-i zülcelal olan vacib-i vücudun şefkat-i mukaddesesi, muhabbet-i münezzehesi ve şefkat-i şefk-i mukaddesesi. Burada bu ikisini beraber yazmamız sebebi metinde bu ikisinden çıkan şevk-i mukaddes diye ifade ettiği için bir sır vardır diye ikisini beraber yazdık. Şeyden metinde geldi, öyle geçiyor. Metinde mi geldi abi? Ha, o metinde şöyle ifade ediyor. Zat-ı vacib-ül vücut olması lazım değil mi yukarısı? Zat-ı vacib-ül vücuttan ve şefkatten şefkat-ı mukaddes. Bakalım abi hemen. Zat, o zatı, evet zatını yazmamışız. Zat-ı vücut yazmışız. Tamam. Çünkü o zat-ı vacib-ül vücudun vücudunun hususiyetine diyor. Şurada hassiz bir şefkat-i mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehesi vardır. Elbette diyor, o şefkat-i mukaddeseden ve o muhabbet-i münezzeheden gelen bir şevk-i mukaddes var diyor. Bunun bir sırrı vardır diye böyle ifade ettik. Yani bu ikisinden gelen şevk-i mukaddes diyor. Diğerlerinde sırayla gidiyor. Bunu da bir söylüyoruz. Sonraki derslerde şey olabilir. Şevk-i mukaddes, ondan gelen sürur-u mukaddes, ondan gelen lezzet-i mukaddes ediyor ile beraber merhameti cihetiyle faaliyet-i kudreti içinde mahlukatlarının istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden. Bunlar gene mahlukatlarının memnuniyet ve kemallerinden gelen memnuniyet-i mukaddese ve iftar-ı mukaddese hassiz bir surette, hassiz bir faaliyeti iktiza ediyor. Ne oldu? Bu 1, 2, 3, 4, 5 şunattan sonra mahlukatın istidatlarının kuvveden fiile çıkması, tekemmül etmesi ve memnuniyet ve kemallerinden gelen memnuniyet mukaddesi ve iftihar. Yani mahlukat şu araya girdi tabiri caizse. Ok işte neşet etmesi muhabbeti orada yani. Evet burada. Şey doğurma muhabbeti orada çıkıyor abi. Ne oldu? Bu da neyi gerektirir? Memnuniyet ve iftihar. Bu arada bunlardan sonra çıktı. Hassiz bir surette, hassiz bir faaliyete iktiza ediyor. Diğer gelecek işaretlerdeki de o başta saydığım ifadeler, onun için orayı bir daha okuyorum. Dayanamıyorum. Osman evet, abi. Buyurun. Hasan abi. Dayanamıyorum. Bir şey sorabilir miyim abi? Şimdi vicdanda dört ne vardı abi?
anasır elması. Zihin, his, irade var. Zihin, his. Yok, hayır. Yani. İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Onu buraya tek tek koyalım, bakın. Ha. Tamam mı? Bak, irade, zihin, his. Bak, his, his diyor ki, Allah değil mi? Dördüncüye de latife-i rabbaniye. Uyuyor. Peki başka bir şey koy. Dört tane kuşu ayrı ayrı parçalar. Dört tane dal tepesine koy. Kuşlar ilk önce kendini alıştır. Sonra dört tane dal tepesine koy. Sonra çağır. Allah Allah. O niçin yiyoruz abi? Halim. Hasan abi siz hatırlıyor musunuz? O üçgeni çizerken, daha doğrusu dima, vicdan, o dönüşte his, pardon özür dilerim, neydi? O şeyde söylemiştiniz. Heh, his olmadığı zaman Hasan abi ondan öncekilerin blok ediyor, tamamen yok oluyor. Yani burada da aynı şeyi düşünürsek eğer, öncekiler de blok oluyor, tamam Hasan abi. Evet, tamam. Toplaması var benim. Tamam. Tamam, şimdi o az önceki gösterdiğimiz üç taneyi de anladık değil mi? İlle-i gaye, ikinci ille-i gaye, üçüncü dahi ve muktazi ve en sondaki, nihayetteki ille-i gaye şeklinde. Üstad üç mertebede bu masnuatın, bu tavrilatın sırrını, hikmetini anladı. Dahi ve muktazi, ille-i gayeyi anlayarak anladı. Şimdi bunu bir şemada, bu döngü şeyinde nasıl ifade ederiz? Onu bak, dört taneydi. Dört tane, dört kuşu kendine alıştır. Parça parça, dört daha koy. Sonra dört unsur al. 40 gün hamur yap. Dört melaikeyle. Sağ. Sonra insan ol. İkisi ayrı peygamber. Hangi kitaptan ama? Kur'an-ı Kerim'de. Ha, öyle mi? Tabii. Dört tane kuşu al İbrahim. Ha. Yakinimi et artsın dedi. Kendini alıştır. Kes. Etlerini karıştır. Dört tane ayrı tepeye koy. Sonra çağır. Dört kuş. Dört kelime. Sonra Adem. dört ünsürü dört melaike. Cebrail'in hikayesi var biraz zahir. 40 gün hamur yaptılar. Sonra Adem. Sonra Nefirun. Evet. Aynı gitti. Allah. Çamurdan kuş yaptı. Evet tabi tabi. Yani her şey beraber gidiyor. Dört unsur, dört peygamber, dört kitap, dört unulasyon, hepsi sadece. Dört kuş, dört unsur, dört melek, 40. Dört kıyılık çanta. Evet, dört kıyılık çanta. Yani kışır hiçbir şey yok. Tekrar bir şey yok. Külliyatta. Noktası bile manayı değiştiriyor der. Şualarda değil mi? Mesela inin üzerine takke koysan o da nokta zannedersin. Bir nokta koysan nokta zannedersin. Hepsi değişiyor. Takke koyarsan mahiyete dönüşüyor. Nokta koyarsan hakikat olur. Eğer aşağı inersen, takke koyarsan suret oluyor, şey nokta koyarsan suret oluyor, takke koyarsan kanuniyet oluyor. Başka bir tane söyleyeyim. Eğer nokta koyarsan, sende yaptığı şey, şuur imani, sana yaptığı tesir. Takke koyarsan seni taşıdığı yer. Yani külliyata kışır, yok. Evet, şimdi o okuduğumuz metni bir şimdi bir şemada, yani bir sistem nasıl şeklinde ifade etmeye çalıştık. Bu son şema. Bu kısım son, bundan sonrası o işaretleri anlatan kısma geçeceğiz. Ona bu akşam geçmeyeceğiz tabii. O zaman son olduğu için, onun için kasten söyledim. Ona göre, hadi bir hamle daha, yani son canlı dinle. Hepsinin özeti gibi, yani konuştuklarımızı. Ben bir canlı olayım. Şimdi, zat-ı vacibi vücut. Evet. Ne yaptı? Az önceki o şeyde, yani biz sırayla metni okuduk ama o metni şimdi şey yapıyoruz.
hatırlarsanız yemek yerken neydi? Bir ilk önceki dahi ve muktezi geliyordu. Bizi iştiyak lezzet sevk ediyordu yemeğe. Evet. Ve neticesi için yapıyorduk. Şimdi üstad da bunu şunata dayandırdı, o dahi ve muktezi'yi. Bu dahi ve muktezi Cenab-ı Hak esmasına, şimdi Cenab-ı Hakk'ın görmek ve göstermek istemesi sırrı var. Değil mi? Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrı var. Cenab-ı Hak kendi cemal ve kemalini görmek için zat, şunata, şunat da esma ve sıfata, sıfatı burada yazmadık yani uzun çekmesin diye. Aynı grup gibi düşünün burayı. Hani o detaya inmedik, o şey yapmadık. Çünkü üstad şunatı ifade etmiş, biz şunat ve esma ilişkisi arada sıfatı burada yapmadık ama bunu sıfat ve esmadır diyebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın zatı kendi cemal ve kemalini görmek için şunatına, şunatı da sıfat ve esmasına teveccüh edince bu görmek esmanın eşyaya dönüşmesiyle Cenab-ı Hak kendi esmasını görüyor. Kendini görmeyi Cenab-ı Hak ne yapıyor? Esma yoluyla. Esma yoluyla ama esmayı da esmanın eşya olarak cilvelenmesiyle görüyor, tecelli ediyor. Tecelli ederek kendini görüyor. Bunun da temelindeki sebep ne? Bu beş tane şunattan dolayı. Bu beş şunat teveccüh ediyor sıfat ve esmaya. Bu esma da bu sır uyarınca cilveleniyor, eşya olarak gözükmeye başlıyor. Bu son cümlesi acayip. O şunatın bu halde olması esmaya, esma da aldığı arkasındaki veri tabanlarına göre eşyadır. Eşyaya dönüşüyor, cilveleniyor. Bunu üstad orada cilve ifadesini kullanıyor. Şimdi biz ne dedik? Şimdi birinci bir sistem bu. İkinci sistemde burada gördüğünüz gibi şuur ifadesi var. Bu şuur... Vacip'le mahluk arasında bir... Hangisi? Yani esmanın eşyaya dönüşmesi dediğimizde. Yani onun tecelli zaten... Esma, şu mevcudat, elma, armut, esmanın esidir, cilve, cemalde bir sanatı ya... bu esmayı aktif eden arkada bir muktaz olmak gerekmiyor mu? Evet. Yani esmayı aktif eden esma ustaları arkasında sıfatlar var, onun arkasında şunat. Şunattan direkt atlamış. Yani esmaya, esma yoluyla şunat kendisini gösterecek. Esmasız direkt olmaz ki. Dönüşmesi... Dönüşmesi değil. Şu donmuş değil midir şu elma? Dönüşme rahmetin cilve cemalleşme sanatı değil mi? Vücud harcısı değil mi? Tecelli diyelim, dönüşme demeyelim de hani ifadelerimiz, yani bizim Galatasaray'da olabilir mi? Mahluk yani esmanın kendisi vacip. Tecelli ediyor diyelim, tezahür ediyor. Şeysin mahluk. Peki tecelli şu mahluk değil mi? Tezahür diyelim, onlar daha... Şu mahluk değil mi? Peki esmaya değermiyor mu? Esma mahluk olur mu? Esmanın bir mertebesi mahluktur işte. Esmasız düşünebilir misin? Hakikati Esma-i İlahi. Esmasız peki bunu şey. Esmasız düşünürsen bu nedir? Şirktir. Şirktir de esmasız. Çünkü yani esmadandır, esmanın kendisi değil. Ha esmanın ki denmez tabii. O esma denmez, esmadandır. Yani o benim hatam. Yani o tecelli ve tezahür diye ifade etmek lazım. Zat tecelli edince eşya olarak tezahür ediyor. Bu şekilde ifade edelim. Dönüşme tabii daha kaba bir ifade oluyor. Ama hani maksat buradaki döngü anlatmak. Buradaki zatın görmek sırrınca esma eşya olması, esma eşya olarak görünmesi, tezahür etmesi. Bir de burada şuur var. Çünkü üstad ne dedi? Umum zi şuur. Onu mütalaa eder dedi değil mi? Peki bu şuur tabii cevher olarak bir şuur şeyi var. Yani umum zi şuur manasında. Ve hatta belki bunu ene diyebiliriz veya mecul diyebiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatının bir nevi gölgesi olan, değil mi? Şuur, umum zihşuur dediği ifadeyi karşılayan genel bir şuur dedik. Bunu belki ene mi derdik veya hatta mecul denebilir bilmiyorum. Hangisi ifade değişebilir ama ifadede ne geçiyordu? Umum zihşuur onu mütalaa eder dediği için o şuuru burada şuur olarak kendi bahsediyor. Tabiri var zaten. Ha, metinde geçtiği için bunu kullandık. Evet. Ama bu ne? Mecul bir yapıda. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatının bir işte gölgesi gibi bizde ene olarak gözüküyor mesela. Veyahut da işte diğer... Tayyum ve teşahhus. Tayyum ve teşahhus ettiği bir yer var. O da
neyi sağlıyor? Göstermek sırrını sağlıyor. Görmek ve göstermek isteme sırrını ne yapıyor? Görmeyi kendi nazarı bizzat dekaki aşinasıyla bir de şuur vasıtasıyla göstermeyi yapıyor. Şimdi birinci döngüde ne demiştik? Şeyde birinci gayede masnuatın ilk gayesi neydi? Mektubu Rabbani'ydi. Ne oluyordu o mektup, o eşyalar? Değil mi? Masnuat neydi? Birincisi mektuptu. Ne içindi bu mektup? Umum zişur onu mütalaa ediyordu. Orada mektupta ne oluyor? Mana oluyor. Manayı mütalaa ediyor. Mektup, şuur bu mütalaadan ne kazanıyor peki? Külileşiyor. Yüksekten bakmaya başlıyor bu sefer. Ha, yani Cenab-ı Hak'ta bir Cenab-ı Hak için başka bir mana ifade ederken şuur da bundan bir küllileşme alıyor. Niye bu mütalaa yaptı? Yapmadan önce farklıydı, yaptıktan sonra farklı bir külli mertebeye geldi. Şimdi birinci mektup neydi? Umzişur'a bakıyordu. O mütalaa etti. Zaten bu esmadan da bunu talep etti. Yani küllileşmesi için esmadan da bir talebi var. Esmanın eşya olarak tezahür etmesini istiyor ki kendi de küllileşebilsin. Küllileşmek için gene esmaya dayanlı bir sistem. Yani esmaya nasıl yani esma bir talebi şey var? Fıtri bir talebi var. Allah da küllileşmesini istiyor yani. Allah'ın da başka bir talebi var. Başka Allah'ın dahi noktasından, dahi ve muktazi noktasından teveccühü var esmaya. Ama şuurun da küllileşmek için bir talebi var fıtri olarak. Esmaya, ikisi de esmadan istiyor. Esmadan istiyorlar. Şimdi bu birinci döngü ne oldu? Mektubu oluşturduk. Nedir? Üstad ne dedi? İlk gördüğü kısmında dedi ki bütün masnuat bir mektuptur. Mektubu Rabbani'dir. Umum zişur. Onu mütalaa eder dedi. Bu bana kafi geldi. Sonra sanattaki harikalar inkişaf etti. Sonra gördüm ki dedi bir ailedir dedi. Cenab-ı Hakk'ın cemal ve kemaline gösterir dedi değil mi? Ve o dört tane mertebe vardı, onu yazmadık. Onun nazarına arz eder, cemal kemalini bir aynedir dedi. O zaman bu eşya ikinci gayesi aynelik tarafı. Sıfata geçiyor değil mi abi orada? Esmaydı, orada ikide sıfat, üçte şuna. Evet, belki öyle de olabilir. Ama sonuçta bu esmadan tezahüründen bunlar çıkıyor. Yani cilve cemal nakıştaki nihayetsiz tahavülat tecrüdatı anlamaya çalışıyoruz. Zeminimiz o. Ama oradan tabii dediğim gibi basamaklarla belki de öyle. İkinci gaye ne oldu? Aynelik tarafı oldu. Bu aynenin esas vazifesine Cenab-ı Hakk'ın cemal ve kemaline o nazar ediyor. Onun nazarını arz etmektir dedi ya. Ne yaptı? Cemal kemalini Cenab-ı Hak bu aynada, bu eşyada gördü. İkinci şey Cenab-ı saniye bakar demişti ya. Peki o yetti mi? Aynı bir zaman geçtikten sonra dedi, bu da kafi gelmeye başladı. Niye? Nihayetsiz hareket ve tebettürat var. O zaman nedir o hareket ve tebettürat? Biz burada o zaman dedik ki bu eşya aslında bu gördüğümüz gibi sabit değil. Hareketli bir eşya tanımı geldi. Buna şuurlu eşya, konuşan eşya, biz öyle ifade ettik. Çünkü üçüncü grupta farklı bir şey. Konuşan, değil mi? Hani konuşan aynalar oluyor ya. Benden en güzeli var mı diyorsun. Konuşuyor, cevap veriyor karşında. Bir konuşmayan aynı var, bir de konuşan aynı. Daha farklı yani. Bu hareketli eşya dediğimiz kısımda... Cep telefonu aynadır. Evet. Orada bir program var, konuşuyorsun. Geçen dün gösterdiler. Bayağı akıllı akıllı cevap veriyorsun. Evet. Şimdi ne yaptık? Birinci kısım, ikinci kısım. Burada dahi ve muktazi kelimelerini de ayırdık Hasan abi. Bu üst beş taneki mahlukatın ilk tarafına bakan kısım dahi, isteyen taraf. Bu muktazi, iktiza eden taraf. Memnuniyet ve iftar kısmı. Niye? Bu arada ne oldu Yasin abi? Bu neşet eden kısmı işte az önce buradan oldu. Bak, şuradan başladı. Bu lezzete geldi. Buradan neşet eden kısmından memnuniyet ve iftar kısımları çıktı. Şuradan ayrıca. Ayrıdan. Bir ayneden, aynadarlık tarafı... Yani buraya şey, kendini koy, evet. Mahlukatından. Orada ne çıkıyordu? Memnuniyetten, memnuniyet ve iftihar. Evet, memnuniyet ve iftihar çıktı. Evet. Burada şöyle abi ayırdık. Ayna kısmında... Yani şurada beş,
Şurada iki. Evet. Evet. İki kısmı burada, evet. O arada da mahlukatın istatları kuvveden fiile çıktı. Çıkınca. Tekemmül ettiler. Tekemmülde de burada küllileşme var. Evet, küllileşme. Yani orada, hatırlarsanız 23. sözdeki her bir mevcudat mektuptur, meraya subhanidir, memurun ilahiyedirler. Dikkat ederseniz aynalık bu tabulat zerat bahsinde tamamında vazifedarlıktan ve memurluktan bahseder. Ondan dolayı yani o 23. sözün 3 tane mevcudata atadığı ifadeyi zaten ikisi sarihti, üçüncüyü de bu hareketli, hareket tabulattaki hikmette bahsederken onun için burada memuriyeti ifade ettik. Mektup ve aynalıktan sonra memuriyet bir vazifeyi almak. Nasıl bir vazife? Allah'a karşı tekvimat tesbihada bulunmak vazifesi, memuriyet vazifesi en üst vazife. Oraya niye mektup yazmadınız? Nereye yazdım? Birinciye. Mektubu buraya yazdım. Ha, oraya yazdım. Mektup buna baktığı için buraya yazdım. Evet. Ayna buraya baktık, onu yazdık. Daha sonra memuriyet, tekellümat, tesbih ve sessiz konuşma olduğu için ondan çıkan bir iftihar mukaddesi oldu. O tekrar Cenab-ı Hakk'ın zatına geri döndü. Buradan da geri mi gidiyor şurada, evet. Aynada? Bundan da abi mahlukatın memnuniyet ve kemallerinden, mahlukatın istatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden aynadarlık tarafıdır. Bu da memnuniyet mukaddesedir. Çünkü zaten burada memnuniyet ve kemallerden bahsettiği için tekellümat ve sessiz konuşması iftihar mukaddesedir. İftihar ediyor. Böylelikle buradan, evet. Şuradan 6 gidiyor, 7 gidiyor, geliyor buranın 7'yi tamamlıyor. Evet, tamamlıyor. Bu nihayetsiz bir şekilde döngü faaliyeti bu. Gerekiyor. Niye? Esma nihayetsiz, tecellisi nihayetsiz olduğu için bu şuunat nihayetsiz bir şekilde bu tahvilatı, bu tebdilatı iktiza ediyor. Şu mahlukatın, bizim mahlukatın memnuniyetinde eğer bundan iki şey çıkmasa bu 5 sabit kalır. Evet. Bu devamlı mevcudat tebdil edilmesi, bu dairenin hareketlenmesinin sebebi şu iki tane sıfatın zat şuradan ayrışmasına, hareketlenmesine sebebiyet veriyor şu ikisi. Ve o hareket olurken de bu şuurda küllileşiyor. Evet. Eğer bunu kaldırırsanız ve sırayla dizseydi donuk olurdu, vacibül vücuttu. Evet. O donuk olurdu. Vacibül vücudun tecellisi, esma sıfat çuğunat, esma sıfat çuğunat böyle olmasının şeyi, aynı darlığımızdan Allah'ta memnuniyet mukaddesisi oluyor. Evet. Ve iftihar-ı mukaddesesi oluyor. Yani bu döngü tekrar zata dönüyor. Zata dönünce bunu tekrar aktif oluyor. Evet. Gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Tabii bu hani az önce kemal mutlak olması kısmını da unutmamak gerek. Yani kemal olduğundan bunlar oluyor. Değilse kamil değildi. Bunları alarak lezzet tekrar aldı şeklinde değil. Kemal demek son nihayette bir noktadır. Diğer o nihayetsiz mertebelerde haberi yok değildir. Nihayetsiz bütün noktaların cemi, kemal denilir ona. Yoksa mesela şöyle diyeyim, Peygamber Aleyhisselam cennette bir makamı var ki herkesten imtiyazlaştı ve yalnızlaştı. Nasıl kemalat olacak ki? Herkesten koptun bir makama geçtin ki yalnız. Ya ceza gibi bir şey olur. Bütün öyle bir kemal ki esmadan kopuk, sıfattan kopuk, şuunattan da kopuk vacibül vücut düşün. Mahiyeti zatiyi düşün tek. O kemal-i mutlak olmaz. Bütün meratipleri tazamun ettiği için, yani meratip ondan olmuyor. Bütünü aldığı için meratip. Sonradan da bir şey kazanma ihtiyacı, ihtiyaçlar bir şey yok. O zaman bu şuunat, sıfata, sıfat, esmaya, esma mahlukata döngüsü bu şuunatın 5 mahlukatındaki 2 tane vasfı aktif etmesinden, şundan, şunu aktif etmesinden, şuunatın devamlı aktif, şuunattan sıfata, sıfattan esmaya, esmattan devamlı o zaman bu mevcudatın
oluşmuş oluyor. Oluşmuş şey, defa nihayetsiz faaliyeti iktiza ediyor. Evet, devamlı. Kapandığı zaman da gene olacak. Bu alem niye? Burası gezinti yeri olacak. Yani bu şekilde olmayan bir de gelecek beş işaretli de gayeler olacak. Devam daha o yok. Devam bu edeyim. O şekilde yok. Bu şeklin içinde yok. Bu şekil yok. Bu kıyametten sonra bu daha devam edecek. Devam edecek. Dünya gene kurulacak. Tarihten sonra tamir edilecektir usta. Onu bir hafta ya, konuşalım abi. Evet. Aslan abi, bilmiyorum. Herkesin kafası belki biraz yoruldu. Evet. Ama derste ama bitti yani şu an. Yok yok, yok, özür dilerim. Şey yapmak için söylemedim. Ben şimdi bir şey, tamam. Bir bölüm okumak istiyorum da. Ve bu bölüm, okuyacağım bölüm sanki benim zihnimde, bu dar kafamda kusura bakmayın şey yapmak için demiyorum Osman'ım ama yani bu şekli sanki biraz farklı yapardı benim kafam. Nasıl yapardı mesela sana biliyor musunuz? Mesela şuuru büyük bir daire, içinde daha küçük bir daire eşya ve diğerleri şeklinde bütün olarak. Neden? Çünkü şuur, şu bölümü bir okuyayım isterseniz. Bunu dersten önce Mustafa Baba okumuştu. Hatırımda kalmıştı. Çünkü külli hakikati Muhammediye aleyhissalatü vesselam hem hayatın hayatı. Şimdi Mustafa şöyle bir uyarıda bulunmuştu. Külli hakikati Muhammediye diyor Hasan abi. Yani artık onun dışında bir şey yok. Her şeyin ondan çıktığı. Külli hakikati Muhammediye aleyhissalatü vesselam hem hayatın hayatı hem kainatın hayatı hem ismi azamın, tecelli azamının mahzarı ve bütün zihruhların nuru ve kainatın çekirdeği aslisi ve gaye hilkati ve meyve ekmeli olmasından diyor ve devam ediyor Hasan abi. Yani sanki şu kadarcık bir iki kelimelik bir bölüm, sanki bu şeklin bir yuvarlak, içinde belki küçük bir yuvarlak daha, daha küçük bir yuvarlak daha şeklinde olsa daha kapsayıcı olurdu gibi düşündüm sanki bir an. Yani bilmiyorum yanlış mı düşündüm. Yani şuura mecul diyebilmemiz için eşyayı ayrı göstermemek lazım. Yani o aslında bir bütün. Yani çekirdeği asli ya. Olsun yani. Yok yani şimdi değil ama yani şuura mecul diyebilir miyiz bu aşamada? Yok. Çünkü yani şuur başka bir sistem. Mecul'ü nereye yerleştireceğiz arkadaşlar? Bu mecul yok burada. Şuurun içinde manaya belki daha şey. Yani bu yapıda yani bir o meculiyet şeyi şuurun içinde ifade edilebilir. Yani içinde yani şuur tabiri deyince şuur alemimizde şuur ya. Ha. Ama onu daha önce sen bunun içeriği yani şu şuuru büzüştür diyebilirsin. Ama bunun içinde olmaz. Ha, ama bunu daha arkaya geç ama bu pencere gir içeri sen olur. Ama üstad umum zihni şuur dediği için biraz şuur kelimesi evet. Oradan bize şey yaptı yani hani sağlam geldi. Evet. Konu o zaten. Yani, konu orada görüyorsun. Yani bu burada bu 29. mektubun birincisi 24. Şey 24. Bunları iktiza ediyor. Evet. Buraya kadar geldi tamam mı? Buraya kadar geldi. Bu sefer ne olur? 146 ince mesleğinde diyor. Şu zat şuunat iktiza etti. Şuunat iktiza etti diyor. Şuunat zatı sıfatı, zatı sıfat, subutu sıfat, esma. Bu döngü zaten ezeli ve bedi devam ediyordu. Burada irade yoktu. İrade olabilmesi için bir tercih gerekiyor. Yani Vehhabiler buradan Ehl-i Sünnet'ten şey yapıyor, düşüyor. Allah'ı iradesiz kabul ediyorlar. Mucibi bisaktır diyor. Hani yapmak zorundadır. Yani güneş vermek zorunda, iradesi yok. Yani, mucibi bizzat demişler diye başta. Başta. Eğer mahlukatı girmeseydi mucibi bizzat olacaktı. Bu döngü olmak zorundaydı zaten. Hani Allah'ın iradesi olmadan olacaktı. Bu çünkü sistemin özelliği bu. Tamam. İster istemez olacaktır. Fakat mahlukatın kemallerinden vesaire kazanımlarından bir memnuniyet yani karşılık bu. Yani verdi yaptı sistem karşıdan bir şey geldi. Karşıdan bir şey gelince gene Allah'ta ama gelen değil ama gelme şeyiyle Allah'ta bir memnuniyet Allah'ta bir iftihar
şunatta çıktı. Çıktı varken, vardı da nasıl çıktı bilmiyorum. Tabirimde yanlış olabilir. Fakat bu iki şey vurma şekli değil. Dışarıdan alınarak vuran. Bu sefer mektubatta, 24. mektubatta gaye neydi bu sistemde? Niye faaliyet ediyor? Evet, niye gelenler durmuyor? Niye devamlı değişiyor? Vesaire vesaire. Bu faaliyetin sebebi şu mevcudatın, eğer şu olsaydı faaliyet duracaktı. Döngüde olacaktı. Mahiyet zaten şey, mahiyeti zaten, şunatı zaten, şunatı zaten sıfata, sıfat esmaya böyle dönüp gidiyordu zaten. Mevcudat şeklinde dönüşmesinde bu aynede, mahlukatın aynı dağılığında bir memnuniyet çıkıyor. Aynı dağılığından çıkıyor. Bir de iftihar çıkıyor. Aynı dağılığından, sistemin vuruşundan değil, bunun vurmasından bu çıkıyor. Mukabele ediyor adeta bu. Nedir mukabelesi? Mahlukatın memnuniyeti ve kemallerinden, mahlukatın istidatları, kuvveden, fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden. Allah ne yapıyor? Allah'tan ne çıkıyor senin? Memnuniyet mukaddesi, şuunatta ortaya çıkıyor. Bu, aynadan, ayna hastasıyla ortaya çıkıyor. Öbür tarafta da tekemmülat-ı tesbihye olması ve sessizle konuşmasından da iftihar ediyor. İftihar çıkıyor. Bu, bu taraf değil, bu taraftan geliyor. Bu sefer bu ortaya çıkınca 24. mektup faaliyet çıkmak çıktı. Temelinde de aslında Cenab-ı Hak kendini görüyor. Evet. Görmek istiyor. Görme hakikati, görme sistemi çalışıyor. Aslında kendini biliyor. Evet. Daha çok bilmek istiyor, çünkü daha çok görmek istiyor. Allah Allah olduğunu biliyor. Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekte ve Allah'a mahsus olan nezit-i mukaddesesi var. Niçin bizimkisine benzemiyor? Bir şey düşün ki Allah'tır. Yetmiyor. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Şimdi düşün ki tövbe. Ben peygamber. Peygamber olduğumu biliyor. Şimdi sen peygamber olsan, vazifeli olsan, şimdi ne çıkar? Gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama kesin misin? Meyve de yiyeceklerdi ya. Şey, otobüs kalmazlar bizim. Tamam, Metre. Sıra bakmayın. Tamam, tamam. Meyve, ben sizi meyvede mağlup olacaksın ama. Artık idare edin. Yani döngünün, evet, bu döngüyü aktif eden bu eşyanın, mahlukatın memnuniyetlerinden ve ihtiyarlarından. Ebed çıkıyor ezelden. Yani böyle dönüyor. Yoksa devre tamamlanmıyor. Evet. Ve ahur davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala Fatih. Kapıyı aç, Fatih'e de düşsünler. Fatiha de. Fatiha. El Fatiha.